Günaydın. Medya Kritik da Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Bugün de sevgili seyirciler, bugün Cuma. Evet, Cuma mübarek bir gün diye bilinir ve bu mübarek günde de e, güzel bir haberle başlayalım. Öncelikle hashtag'imiz Kutlu Doğum bugün. E, Kutlu Doğum. E, neden Kutlu Doğum? Onu da söyleyelim aynı zamanda. E, dün de hicri takvimin yıl dönümüydü. Evet, hicri yılbaşıydı. E, Yeni Diyanet İşleri Başkanı bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetinde varacağım. Evet. Dünden beri ben de bunu tweetlemiştim. Çok iyi bir haber gerçekten. Yani yapılınca nasıl oluyormuş, hemen nasıl yapılıyormuş anlaşılabiliyor. Ali Erbaş, Yeni Diyanet İşleri Başkanı, göreve gelişinin birinci haftasında ilk önemli icraatını yaptı, adımını attı. Hicri yeni yıl mesajında Kutlu doğum haftasının Rebiül Evvel ayında tertipleneceğini duyurdu. Gazete olarak kutlamaların amacından saptırılı bir FETÖ projesine dönüştürüldüğünü defalarca vurgulamıştık. Yazarımız Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil de FETÖ 40 yıldır Diyaneti ve Dini camiayı kullandı. Olay burada kalmamalı diye konuştu. Şimdi ne olmuştu daha önceden hatırlarsan Mehmet Görmez döneminde Türkiye Gazetesi bunu tespit ettiğinde yani bunun bir fetö projesi olduğunu ve Kutlu Doğum Haftası ile Medeniyetler e, Projesi'ni birleştirip aslında bir başka projenin temelini döşemeye başladığını Türkiye Gazetesi yazmıştı. Niye? Böylece İslamiyet'i kendi temellerinden koparıp başka bir şeye evretmek amacını taşıyan bir fetö projesiydi bu. Ve bunu yazdıktan sonra büyük bir kampanya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez direndi buna. Direndi ama daha sonra ortaya çıkan genel kamuoyu ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Kutlu Doğum Haftası ile ilgili bir karar aldı. Bu karar uyarınca, bu karar uyarınca Kutlu Doğum Haftasının evet. ne oldu? Yani şimdi bir, bir değişiklik yapmadı. Yine aynı şekilde aynı biçimde kutlanmasına karar verildi. Kutlu Doğum Haftasının böyle biçimsel bir değişiklik yaptı. Ali Erbaş şimdi gelir ne? gelmez ne yaptı? Hemen kararını verdi ve bunu uygula. Demek ki uygulanabiliyor. Demek ki yapılabiliyormuş. Evet. Yani bu makine ittirince gidiyormuş. Evet. Şimdi Türkiye Gazetesi ve bizim gazetemiz TGRT, Diyanet Kutlu Doğum bir fetö projesi işte e, vatandaştan diyanete çağrı, zamanı düzelt, edeple kutla diye manşetler attı. Televizyon programlarında bunları sıklıkla dile getirdi. Ahmet Şimşirgil de sağ olsun o da bütün programlarında bunları e, sürekli anlatıyordu TGLT ekranlarında. Evet. Şimdi e, bir önceki Diyanet İşleri Başkanımız ne yazık ki yeteri kadar mücadele etmediği konusunda toplumda bir hemfikir vardı. Yani bu var benim değil. senin, bunun TGRT'nin, Türkiye Gazetesi'nin fikri değildi bu. Genel olarak vatandaşlarımızın tamamında FETÖ'ye karşı Diyanet'in duyarsız olduğu, hı hı. ilahi açılarda bir duyarsızlık olduğu hı hı. ki ben bunu bizzat 2014'ten beri, 13'ten beri söylüyorum. E yeni başkan Ali Erbaş ki Ali Erbaş Bey e de zaten birazdan konuşacağımız o karanlık odalar, diğerleri de hı. baştan aşağı saldırdılar. Şimdi Türkiye'de de böyle bir akım var. Kim FETÖ'cüyle en çok mücadele ediyorsa ona bir saldırı var. Pisti katma. Genelde bunun dışında o karanlık da bu işin merkezini yapıyor. Evet oda, Efendim, Ali Erbaş'ın yazdığı kitaplar, Hristiyanlık bilmem ne adamın itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyorlar. E neticede geldi bu hatayı birinci gün düzeltti. Dediğin gibi yapılabiliyormuş. Ve fetöle mücadele açısından Diyanet geç kaldı ama en azından yeni başkan, bu görevi aldıktan sonra hemen bir mücadele başlattı ve 1-2 yıl içinde zaten toplumda bu FETÖ'nün ne kadar hain bir örgüt olduğunu ve dinimizde yeri olmadığını da anlatacaktır. Bu tür çalışmalar yapacaktır diye. Yani o yüzden e şimdi bizi eleştiren yani Türkiye Gazetesi'ni de geride eleştirenlere soralım. Ne oldu? Kim galip geldi? Kim haklı çıktı daha doğrusu? Galip demeyelim de kim Hı. haklı çıktı? Zaten haklıydı bizim kurumumuz. Biz haklıydık. Haklı her zaman galip geldi evet. zaten. E, hata düzeltti <laughs> ve artık şey Mevlüt Kandil'le aynı hafta yapılacak. ve <laughs> bu zaten doğrusu buydu. Bunun doğrusu buydu. Bu söyleniyordu bilmem bu FETÖ projesi hakikaten baktığın zaman bir tuhaftı bunun şeyi. E şimdi Kutlu Doğum'la Mevlüt Kandil'i aynı hafta kutlanması kadından daha doğal ne olabilir? Bunu yaptı. Evet. Yani şey oldu. Demek ki yeni, şimdi bak o tipler Şimdi yeni başkanı da eleştirmeye başlarlar. Hı hı. Doğru bence de. yani Şey, Başlar. Bak, bunu da şeyi de söyleyeyim. Yani gene bizim taraftan da bazı <laughs> hani bizim taraf dediğim şimdi var, var. Ali evet. Erbaş'a da şimdi adam yok Hristiyanlı kitabı yazmış yok bilmem ne yazmış yok FETÖ'nün bilmem ne ya arkadaş bunları yapmayın bak bunları yapan arkadaşları görüyorsun işte bugün bir olayı gördük hani şimdi şeyine girmeyeyim yani herkese iftira atmak o yani karanlık oda ağızlarıyla Onunla bununla saldırmak doğru değil. Valla o zaman Rönesans tarihiyle ilgilenen tarihçilerle ilgili bir sürü şey söyleyebiliriz. Ya olan, ben mi? şimdi <laughs> adam Amerika'da mesela şimdi iyi Hristiyan, <laughs> iyi, Osmanlı tarihini inceliyor. İslamiyet'i inceliyor. Büyük devlet ve büyük devlet <laughs> akademiyası şimdi, böyledir. Graham Fuller CIA <S gülüyor> ajanıydı. İslam'sız dünya diye kitap yazdı. <laughs> ve İslam tarihini anlatan çalışma ki raporları da var bunun CIA'ye. Oraya buraya sundu. Bu adamın işi ne? Bu adam Hristiyan. Amerikan ajanı, CIA ajanı niye İslam'a kafa yoruyor? Ben zaman zaman Avrupa'da gündemde konuk ettiğim insanlardan, akademisyenlerden, özellikle yurt dışında görev yapan akademisyenlerden dinliyorum. Mesela bir tanesi Nuri Bey, şimdi soyadı aklıma gelmiyor Marmara Üniversitesi'nde evet. birden kal geldi. Nuri Tınaz, profesör. Amerika'da mesela siyah Müslümanlarla ilgili bir araştırma yapmak istiyor akademide, çalıştığı üniversitede. Sen boş ver. Türkiye ile ilgili bir araştırma yapıyorlar buna. Boş ver diyorlar. Yani <laughs> gerek var bizimle ilgili araştırma yapıyorsun. Evet. Şimdi Batı böyle bakıyor olaya. Bizde de Batı ile ilgili araştırma yapanlar, Batı'nın kültürü ve dinle dini ile ilgili araştırma yapanlar bu şekilde çok çirkin bir şekilde damgalanıyor. Enteresan bir. Aynen. Olay. Şimdi şu haberimizden bir, bir bölüm okuyayım ben bunu önemli gördüm. Tam 23 yıl boyunca Kutlu Doğum bahanesiyle FETÖ propagandası yapıldı. Önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bütün tepki ve itirazlara rağmen haftanın adını sadece değiştirdi. Ancak zamanlamaya dokunmadı. Görmez'in emekli ayrılmasıyla Diyanet'in başına atanan Profesör Doktor Ali Erbaş önceliğinin FETÖ ile mücadele olacağını söyledi. Yeni başkan Hicri yeni yılın başlaması dolayısıyla dün yayınladığı mesajında kutlu doğum haftası etkinliklerine ilişkin alınan kararı açıkladı. Erbaş kutlu doğum haftasının olması gerektiği gibi Hicri takvime göre kutlanacağı müjdesini verdi. Hı hı. Olay bu, olay, olay bu yani şimdi. Şimdi şey evet. yine başlayın şimdi, Birileri yine Ali, Ali Bey'e küfretmeye başlarlar, hı hı. şeye başlarlar yani bu evet. doğrusu buydu yani. Doğrusu buydu. Mehmet Görmez'i eleştirdiğimiz için de bizi eleştiren Şimdi sen <laughs> biraz girdin ama e, vazgeçtin. E, daha doğrusu laf arada kaynadı bizim camiadan da yani daha doğrusu muhafazakar camiadan da bir takım kesimler e, bizi eleştirdiler. Adamı yediniz dediler. Davutoğlu'nu eleştirirsiniz, Abdullah Gül'ü eleştirirsiniz, Mehmet Görmez'i eleştirirsiniz. Herkesin başını yiyorsunuz diye ee, bize insafsızca saldıranlar oldu. Yani ama Mehmet Görmez'in kendisi FETÖ'yle iyi mücadele yapılamadığını itiraf etti ve bir nevi özür diledi. E, ve fetö ile mücadelenin, FETÖ'nün e, Müslümanlığı nasıl tarif ettiğine dair yapılan çalışmayı ne yazık ki darbeden tam bir yıl sonra hazırlayıp sunabildiler. Diyanetin bunu 10 yıl öncesinden yapması gerekiyordu. Ben sana söyleyeyim, devlet... E, özür dilerim, şunu da söyleyeyim, e, devam et. Tamam. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Mehmet Görmez'in e, ve Mehmet Görmez başkanındaki diyanetin bu konuda çok geç kaldığını söyledi. Biz söylemedik sadece. Bak, ya hem kendisi söylüyor hem cumhurbaşkanı söylüyor. Sayın Görmez, görevden alınmadan bir ay önce yardımcısı üçlü kararnameyle görevden alındı. Hı -hı. Bak, önce yardımcısı evet. alındı. Evet. Bunu kim aldı? Devlet büyüklerimiz aldı. Yani devletimizi yöneten cumhurbaşkanımız, başbakanımız aldı. Sonra da kendisine aslında kibarca git denildi. Yani Türkçe'sini söylüyorum ben. Tabii evet. ki şey yapılmadı. ama. 2014-15-16 darbe olmuş bir yıl sonra bile FETÖ'yle ilgili bir şey demiyorsan o zaman ya korkaksındır <laughs> ya da yani böyle bir şey seni tutuyordur yani böyle e, istekli değilsindir. O zaman da emekliye dersin ki mesela ben bu işi yapamıyorum öyle. Bazen hani insanlarda metal yorgunluğu, o görevi yapamamayı hissetme bilmem ne böyle şeyler olur. Ben şeyde hatırlıyorum böyle Amerika'da komünizmle mücadelede. <laughs> 1940'larda bu Pentagon'u kuran adam vardı James Forrestal. Adam <laughs> şeye karşı yoruldu yani e, Pentagon'u kurdu, komünizmle mücadele ediyor. Bu işi götüremeyeceğini şeye söyledi yani bir, bir de savaşa girmişti. Yani. Yok ondan durumuna durumuna söyledi. durumunda da bunu iki barca görevden aldı. Yani halbuki herif en çok lira doğru. 50'lere lira 50 doğru. Şimdi bu olur yani bazen oku, çok iyisindir ama mücadele edemezsin. Hani buna yabancılar. Hakikaten çok bir insani şeydir durumda. Tabii. Durum. Yapan, yani, da, adam da diyor ki dayanma zaten o James Forrestal en son delirdi. Ve kendini bu kaldığı hastanenin 23. katına aşağı atladı, intihar etti adam. Hmm. En son şey yaptı. Yani stamina deniyor, dayanma gücü, dayanıklılık, evet. zora gelme. Yani zor karşısında ayakta kalabilme. Bu herkesin işi değildir. Sayın Görmez o konularda çok başarılı olamadı ne yazık ki. Evet. Yani Şimdi, bütün iyi e, niyetlerden beri ama... Şunu ben kişisel olarak söyleyeyim. Sayın Görmez'i birkaç defa dinledim, evet. bizzat dinledim. Birkaç toplantısına davet edildim, gittim. Bir kere çok donanımlı, evet. hakikaten insan da bende uyandırdığı duygu şu Mehmet Görmez'in. Çok samimi bir insan ve çok güzel bir duygu geçiren bir insan karşısındakine. Yani Mehmet Görmez'den benim edindiğim izlenim bu. Ve hani biraz insanlar şey yapacaktır. Gırgı geçecekler. Çok şeker bir adam yani <laughs> ton, ton bir adam e, ve aynı zamanda da böyle. Hakikaten insanda kötü bir duygu uyandıran bir insan değil Mehmet Görmez ve onun samimiyetini anlıyorsunuz. Evet. E, ama dediğin gibi yani her iyi insan, her donanımlı insan iyi bir yönetici olmayabilir. Evet, evet. Yani her bizim mesleğimize dönelim. Türkiye'de böyle bir alışkanlık vardır. Gazeteci olarak sivrilir biri, biri, yazar olarak sivrilir. Anı onu alırlar, yönetici yaparlar ve gazeteyi batırır. Evet. O yöneticilik ayrı bir performans gerektirir. Aynen öyle. Yani şey. bu da böyle. Mehmet Görmez çok iyi bir insan olabilir ki öyle bana göre. Çok donanımlı olabilir İnsanlar ki bana, bana göre. Belag yani. Belagati müthiş bana göre. Müthiş etkileyici konuşuyor, çok güzel ama mücadelede zayıf kaldı. Dediğim zayıf, gibi evet. iyi insan. Evet. İyi bir akademisyen, iyi bir hı. şey, dinayet işleri hı. de yani o donanım var ama mücadele konusunda yönetici şey şey bir şey. Hani Godfather'da diyor ya avukatını görev savaş başlıyor hı hı. gruplar arasında. Ee, işte o Don Carlion şey görevden alıyor avukatı Tom Hagen'i. Beni diyor Tom Hagen hani ben de diyor bu mücadele edelim. Sen diyor barış zaman adamısın. Savaş zaman adamı değilsin. Ha, evet. Sen geri çekil diyor. Evet. Böyle de vardır. Barış zamanı insanları vardır, savaş zamanı e insanları şey, vardır. Şimdi şey Mehmet Görmez, barış zamanı. Hani iyi zamanlarda iyi iş yapacak, savaş Hı. zamanında Hı. güç mücadelelerinde başka adamlara ihtiyaç var. Çok oldu. güzel bir benzetme yani oldu bu gerçekten. O yüzden ben bu hani Godfather'ı çok öneririm. Kitabını da, filmlerini de, üçünü de. Yani bir savaş zamanı adamları vardı, bir barış zamanı adamları bir vardı. Bir nevi felsefi deklarasyon Tabii. gibi. <laughs> Tom Hagen çünkü mesela Carlione ailesiyle Barzini ailesi arasında kavga başlıyor. Hı. İkisi de çok büyük bunların şey yapıyor. E şimdi herkes kendine göre senatoda adamları var. Türk, işte Amerika'da orada burada işte kaçak loto oynatıyorlar o zamanlarda. içki, bir sigara bir sürü şey yapıyorlar yani bu işlerde. Kim kimi yenerse. E şimdi Mike Don akıllı bir hamle. Barış zaman adamlarını geri çekiyor. Savaş zaman adamları öne sürüyor. Bu budur yani. Şimdi şey de öyle. Yani bunu, onu soyutlayalım. O bir film tabii kitap. Daha şey. Ama hayatı anlatıyor. Bir de savaş zamanı adamlarında. Şimdi bizde de 17-25 bilmem ne savaş zamanı adamlarına ihtiyacı var. Şimdi yarın bir gün barış olacaksa barış zamanı, barış yapacak adamlara ihtiyaç var. Yani Lan bu iş böyle olur yani. Hani evet. o yüzden de bu de değişiklik şimdi o açıdan son derece yerinde oldu yani. Evet. Şimdi bugün Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Cumhurbaşkanı evet. Tayyip Erdoğan Türkiye'de. Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Yarın saat 16'da meclis toplanıyor. Ve tezkere istenecek. MHP şimdiden tezkere de evet oyu vereceğini açıkladı. HDP hayır verecektir. HDP hayır verecektir. Gerçi HDP'liler de ve PKK, HDP PKK eşit olduğu için PKK karşı biliyorsun. E, bağımsızlık referanduma çok referandum ama yoktu. şeye izin vermez hani müdahale tezkeresine ha, evet. ona ona iyi şey yapmaz ama girmezler. enteresan bir şey e, özgürlük ve demokrasi partisi var ÖDP ÖDP mi? bağımsız Kürdistan'a karşı bildiri e, yayınlamış Aslına bakarsan ne kadar şimdi ÖDP'den geri dönüş diye bir şey var ulusal kimliğe geri dönüş diye bir yorum da katılmış haberi verenler o burada yok ÖDP başkanlar kurulu Kuzey Irak'a gerçekleşti. ...planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili olarak açıklama yapıyor ve e, Irak'ta savaş değil barış, referandum değil demokratik birlik başlıklı bir açıklama bu. Orta Doğu'da sürmekte olan savaş 25 Eylül'de Irak'ta gerçekleştirilmesi planlanan Kürdistan bağımsızlık referandumu ile derinleşme sürecine evriliyor deniliyor. Irak bu noktaya kendiliğinden gelmedi. ABD emperyalizmi Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının kontrolünü sağlamak ve bölgeyi küresel sermayenin sınırsız talanını açacak bir hakimiyet kurmak için bölgeyi etnik ve mezhepsel temelde parçalayan bir politika izledi. ABD işgaliyle Irak'ın merkezi bütünlüğü ortadan kaldırılarak ülkede etnik mezhepsel temelde fiilen bölündü. Bugün Suriye'de benzer bir süreç yaşanmaya devam ediyor diye Orta Doğu emperyalizmin gölgesi altında yeniden paylaşılıyor denilen bir yani Türkiye'nin yanında evet. yer alan vatanseverlik dolu satırları içeren bir açıklama yapmışlar. Tebrik ediyorum kendilerini. ÖDP diye parti duruyor mu onu ben bilmiyordum. Ha, şimdi Hayır Türkiye'deki şey <laughs> yani evet. ÖDP bir zamanlar Ufuk Uras zamanında <laughs> 90'larda sesi çıkardı. Çok yani. sesi çıkardı. Yine de aldığı o 130 bin civarındaydı da Etki medya etkisi vardı. var evet. Ben bu eski bazen <laughs> Fatih YouTube'da... Altaylı bile ona oy vereceğini açıkla evet. düşünsene yani. Evet. Eski YouTube'daki programları izliyorum 90'larda ara ara. Hı hı. O zaman Ufuk Uras şey de var. Yani gelir, o zamanlar daha etkiliydi. şimdi şey yok. Tabii bu Amerikan emperyalizmi açısından hı hı. ele almış onlar yani evet. Amerika Amerika Ortadoğu'daki enerjiyi kontrol etmek için bunu yaptırıyor gibi bir şey söylüyor. Evet doğru Ama e, ben yani şu... söyleyeyim bu akşam <laughs> Bizim Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak kararı etkili olacaktır şeyde. Hı hı. Ee, yani bundan vazgeçebilir de şey, Barzani vazgeçebilir de vazgeçmezse bizim ne yapacağımız artık tezkere çıkıyor yarın. Hı hı. Yani tezkere Doğru, çıkacak, tezkere ona çıkacak. göre artık... Ama bu tezkere, sınır ötesi tezkere olacak tabii ki. Bu çok önemli. Sınır ötesi tezkerenin evet. sadece Kuzey Irak ve... Irak Kürdistanı ile sınırlı kalmayacağını da bilmek gerekiyor bugün yeni çağda Orhan Uğuroğlu ki Orhan Uğuroğlu bize çok saldırır ve AK Parti karşıtıdır ama aynı zamanda askerci bir yazardır askerci kimliği çok Orhan Uğuroğlu Adı ne? Şu... Hı eskiden beri gazetecilik yapan Ankara gazetecilerindendir ve Genel Genelkurmay'da e, Kemalistlerin ağırlıklı olduğu dönemde e, çok fazla irtibatı olan isimlerden biridir. E, derin e, Türkiye ile yani derin askerlerle ilişkisi bulunan bir isimdir ve bilgi kaynaklarının da olduğunu bu yazıdan anlıyoruz. E, PKK'ya çok büyük bir darbe geliyor. Asker Afrin'e girmek üzere diye bir yazı yazmış Orhan Uğurlu. E, ve e, diyor ki e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Astana'da mutabakat sağlaması sonrası Birleşmiş Milletler toplantısı nedeniyle gitti Amerika'da gerekli temasları tamamladı ve döner dönmez toplanacak MGK'dan sonra TSK Afrin'deki PKK kamplarına hava ve kara harekatı başlatacak diyor. Ve e, güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiye göre diyor Orhan Uğuroğlu. Ee, Akar'ın Erdoğan'a eşlik etmesinin iki önemli gerekçesi var. Birincisi ve en acil olanı PKK'nın giderek güçlendiği. İkincisi ise Barzani'nin bağımsızlık referandumu yapması. Ve Trump'a da anlatıldı. Bu tüm hazırlıklar tamamlandı. Afrin 3 koldan kuşatıldı. E, atlayarak okuyorum ama ana hatları bunlar. Sınır Hı -hı. hattına yapılan askeri sevkiyatlarla Afrin 3 koldan kuşatıldı. Lojistik ve ikmal hattı da eksiksiz tamamlandı. 100 kilometrelik bölgede bir kara harekatını hazır bekliyor diyor. E, Rehanlı Bükülmez'den Kilise kadar olan bölgede diyor TSK güçleri. Bu arada ye şey Hadid, Recu, Akbis, Bülbül gibi sınırın Suriye tarafında kalan yerleşim birimlerinden Türkiye'ye yönelik tüm sızmaların önüne geçecektir geçmek için alınan önlemler de söylüyor. Amanos Dağları'nda güvenlik hat safhaya çıkarıldı. 4000 kişilik özel kuvvet diyor. Kullanılacak diyor. Elbab'ın IŞİD'den temizlenmesi için yapılan Fırat Kalkanı harekatının yaklaşık 3000 kişilik askeri birlikte gerçekleştirildiğini hatırlatıyor. Ve PKK'ya çok önemli bir darbe indirmek için hazır bekliyor. Tank, obüs, zırhlı araçlar Suriye sınırında diyor. Çok enteresan bir yazı. Evet. Evet, şimdi Mehmetçik'e İdlib görevi diye biliyorsun Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı New York'ta. Mehmetçik İdlib'e gidecek dedi. Bu arada Rusya'nın El Nusra militanlarından 850 sene hava harekatı ve kara harekatıyla öldürdüğüne ilişkin haberler var. Onları da söyleyelim. İlginç gelişmeler var. Rus televizyonlarından bir tanesinde de, ee, ABD'nin Kürt oyunu deşifre edildi ve e, deniliyor ki referandum ABD'nin yararına ABD'nin yararına çünkü beşer esiydi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Cumhur Tayyip Erdoğan'ı zayıflatacağı düşünülüyor diyor e, ve Erdoğan'ın son zamanlarda fazla bağımsız davrandığı görüşü diyor Amerika'da hakim diyor ve evet. ABD böylece Türkiye'de şimdi Kürtlerle girdiği oyun Erdoğan için açıkta düşmanca atılmış bir adım. Çünkü ABD böylece Türkiye'de kanlı bir katliamda kışkırtmış oluyor diye bir bilgi var. Şeyi söyleyeyim, eee operasyon bizim şeyle alakalı. Yani bu az önceki okudun o Orhan Uğurluoğlu'nun yazısında da vardı. Şimdi bu PKK çok güçlendi, bu doğru. Hı hı. Hangi PKK güçlendi? Suriye'deki. Suriye'deki PKK. Suriyedek e zaten güçlenmesi normal. Bu kadar silah alırsan bu kadar ağır silah gücü verirlerse sana arkanda Amerikan hamiliği varsa zaten güçlü olursun. Gel, yani, Kandil ve e, sınır, Irak'taki ve Türkiye'deki PKK ciddi darbeler. O darbe bu yani. bizim dediğimiz Suriye'deki, Suriye'deki. ama Suriye'de bu mi? Afrin'de, İdlib'de özellikle orada burada Türkiye operasyon yapma yani Allah göstermesin bir bomba patlatma, askerimizi, polisimizi şehit etme durumu olabilir. O yüzden de şimdi bizim İdlib'e gireceğiz gireceğimiz meselesi biraz bununla alakalı. Zaten Cerablus'a filan girince biz Hı -hı. su e, Antep'te Kilis'ten bir daha bomba atılmadı. O yüzden de evet. yani Dierş'in o anlamda çok ciddi beli kırıldı. En azından kendi güvenliğimizi sağlamış olduk girdik. Hı -hı. Şimdi İdlib'e girmemize biraz bununla da alakalı olarak görmek lazım. Ben yani Türkiye'nin İdlib'e yani, ertelenmişti gerçi bu Cerablus telafer ondan sonra şimdi bunu şimdi yapacak. Şimdi yapılan anlaşmayla e, İran, Türkiye ve Rusya e, 500'er kişilik askerler e, özel hareketçiler gönderecekti. Asker gönderecekti evet. daha doğrusu. Gözlemci ama Türkiye'nin 6 bin asker gönderebileceği belirtiliyor. Ben önceki gün Aydınlık'ta okudum. E, Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ve Afrin'de Rusya'nın belli bölgeden çekileceğine dair evet. bir anlaşma. Satır arasında bunu okudum. Dün bahsedecektim bundan. Evet. Unuttum. çok önemliydi nasıl şimdi... unuttuysam. Ve enteresan bir bilgi de oradan evet. geldi. Bir de şey şimdi İsmail Kapan genel yayın yönetmenimiz onun yazdığı evet. Mehmetçil ildip görevinde. Hı hı. Şimdi orada şeyle ilgili enteresan bir bilgi var Esad'la alakalı. Hı. Şimdi Biliyorsun bu Rusların Sputnik haber ajansı <laughs> haber uçuruyor. İşte Tayyip Erdoğan Esad'la görüştü, görüşecek bilmem ne. Şimdi biz Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsak <laughs> Tayyip Erdoğan ne darbeci Sisi'yle ne bu Esad'la bu katille oturup görüşür. Görüşmez yani. Bunların yanından bile gelmez. Yani Rusya öyle dedi diye, İran böyle dedi diye de bu tür katillerle Tayyip Erdoğan zaten masada bile olmaz. Hani bunu yayıyorlar ya <laughs> efendim. İşte gördünüz mü sözünden döndü, bunlarla masaya oturdu filan. Bak ne diyor şey, Tayyip Bey'in ifadesini okuyorum. Biz Esad'ın Suriye'de iktidarda kalmasını cinayet olarak görüyoruz. Devlet teröristiren biridir. Bir milyon insanı öldüren biridir. Kimyasal ve konvansiyonel silah kullanan birinin demokratik bir ülkede kalması düşünülebilir mi? Suriye halkı kendini yönetecek birini bulmalı. Suriye halkının en ideal şekilde çözeceğine inanıyoruz diyor bunu diyen bir adam Esat'la yan yana gelir mi? Hı hı. Bak soruyorum gelir mi? yani Bundan şimdi şöyle bir şey de çıkarlar. Tabii Tayyip Bey'in şöyle bir açıklaması oldu. Uçakta ve Ertuğrul Özkök ve Mehmet Tezkan gibileri de bundan bir yorum çıkardılar. Dedi ki Esatla görüşmeye şimdilik düşünmüyorum pek niyetim yok dedi. Şimdi böyle dediğin zaman e, niyeti olabilir diye bir manada çıkardı. Hani sizle seninle program öncesi şey konuşuyorduk ya bir iki konu Hı -hı. Yani tartışıyorduk. Hı -hı. Evet, edeyim. evet. Böyle. Şimdi bu, o, ben o konuşmayı dedi Tayyip Bey'in dedi benim de hiç böyle bir böyle bile görüşmem dedi oturmam da bunu kim evet. uyduruyor dedi. Yani böyle Tayip evet. Tayyip Bey Esat'la. Bunun üzerine tekrar sorulmuş anladığım tabii, tabii, Tayyip Bey Esat'la asla yan yana gelmez. Yani yani bir milyon insanın katilidir diyor ya. Yani bununla Esat'la Trump'la görüşmez ki Batı da görüşmüyor. Esad'ın hiçbir adamı batıya gidemiyor. Hepsinin üzerinde ambargo var. Giriş yasakları var. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Ama nedir? Bakın Tayyip Erdoğan Esad'la da oturdu. Hı -hı. Hani diyor ya İslami kemalist oldu diye bir laf söylüyor Doğu Perinçek. Hı -hı. Onun altını doldurmak için de biraz bu lafları ortaya atıyorlar. Hı -hı. Bu lafların bir geçerliliği yok. Evet. Hiçbir geçerliliği yok. E, halbuki Doğu Perinçek e, bunu söylüyorsa kendisi açısından e, birileri e, bunu Tayyip Erdoğan'a jest olarak algılıyor olabilir. Aslında gerçek şu, Doğu Perinçek ve Vatan Partisi, başkan olduğu Vatan Partisi, Tayyip Erdoğan'ın vatanseverliğini ve Tayyip Erdoğan'ın yurtseverliğini Türkiye için canını verecek kadar kendini ortaya koyan bir lider olduğunu yeni keşfettiği içindir bence. Evet. Tayyip Erdoğan bir vatanseverdir. Evet, Mustafa Kemal'i de, Mustafa Kemal Atatürk'ü de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de, Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın bir kahramanı olarak hiçbir zaman reddetmedi. Tam tersine sürekli olarak yüceltti. Evet. Atılan iftiralar e, Tayyip Erdoğan'a Mustafa Kemal'i reddettiği yönündeydi. Oysa Tayyip evet. Erdoğan'ın samimi olarak bilenler ve onun samimi düşüncelerini bilenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl yücelttiğini, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda e, emperyalizmle mücadelede e, ki rolünü e, sürekli olarak dillendirdiğini bilirler. Evet. Her konuşmasında da bunu dile getiriyor zaten. Tayyip Erdoğan'ın e, özü sözü bir. E, herhangi bir kişi hakkında bir düşüncesi varsa söyler zaten. Şimdi örnek. 2009 Ocak Davos. Bir daha gelmem. Hı -hı. Değil mi? Kaç kere? 8 sene gittim Hı -hı. ondan sonra hiç. Hiç, işte. ben hiç görmedim. Evet. Yani 8 sene, değil mi? 9 Hı -hı. sene olmuş yani neredeyse. Tabii 2018'in Ocağında olacak. 9 senedir gitmemiş. Yani bu tür katillerle Esat gibi darbecisisi gibi adamlarla yan yana gelmez Tayyip Bey. Yani evet, bunu iyi bilmeleri evet. lazım. Evet. İran'a tabii dikkat etmek lazım. Ankara'dan Türkiye Gazetesi'nin Ankara muhabiri Kandil'de Pers oyunu diye bir haber geçmiş. Enteresan bir haber. 1996'dan bu yana PKK'nın Kandil'deki varlığına ses çıkarmayan İran Rakka operasyonla birlikte operasyonuyla birlikte örgütü ABD'ye kaptırınca Irak Suriye lojistik da kaybetmiş oldu diyor. Evet. Ee, çok güzel, enteresan bir yorum. Örgütü terbiye edip kendi saflarına çevirmeye çalışan İran istediği desteği alanını alamayınca, istediğini alamayınca Ankara'nın kapısını çalmıştı. İran Genel Kurmay Başkanı Tüm Genel Muhammed Bakır'ı Ankara'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Kandil ve Sinjara ortak operasyon düzenleyelim teklifinde bulunmuştu. Ee, İran'dan gelen bu teklife Ankara sıcak bakmış ve ivedilikle üç farklı harekat planı hazırlığı başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti öncesinde tamamlanması hedeflenen planların yapıldığı süreçte İran'ın iki önemli askeri karakah komutanının Kandil'i ziyaret or ettiği ortaya çıktı. Yani müthiş bir haber var. Kısa bir evet. ama... Kısa ve içi inanılmaz dolu bir haber bu. Çetiner, Çetin Erçetin'in haberi. Evet. İran diyor üst düzey. ABD'nin geçtiğimiz hafta Mustafa Karasu başta olmak üzere 60 önemli ismi Kandil'e yollaması üzerine örgüt içinde baş gösteren ABD Kandil kadrolarını PYD içinde tasfiye mi ediyor tartışmalarını fırsata çevirdi. Kaynaklar e, Kandil'e giden İran Hava Kuvvetleri Komutanı Serdar Muhammed Pakpor. Ve İran'ın rejim karşıtı güçlere karşı kurduğu Hamza Karargahı komutanlarının yer aldığı bir heyetinin, bak isim isim bu heyetin, Kandil'e giderek PKK'nın Sözde Yönetim Konseyi diye adlandırılan ve içinde Cemil Bayık'ın da yer aldığı bazı isimlerle görüştüğünü belirtiyor kaynakla. Görüşmede İran'ın terör örgütünden lojistik geçişler için destek istediği öğrenildi. İran'ın bir yandan e, ve Ankara diğer yandan ile görüşmesi bölgedeki diplomatik kaynaklar tarafından bir Pers oyunu olarak adlandırılıyor. E, İlhami Işık şey demişti. E, Türkiye ve İran ortak operasyon yapabilir sözleri ortaya çıktığında İran'la ilişkiler e, bir zehirli sarmaşıkla kucaklaşmak evet. gibidir demişti. Ama şey... Hakikaten İran öyle bir ülkedir. Tam bir zehirli sarmaşıktır. Kucakladığın zaman insanı zehirler. İran'ın bölgede bir bizimle mücadelesi var, bir de e, Arap dünyasıyla yani Sünni Araplarla bir <laughs> şey, mücadelesi var. Biz İran'dan daha güçlü bir ülkeyiz yani onu söyleyelim. İran'ın PKK'ya yardım etmesi onlar açısından şey yani normal bir iş o. Çünkü Türkiye'yi zayıflatmak istiyor, Türkiye'yi vurmak istiyor. PKK'ya her türlü desteği verir. Zaten bu Mustafa Karayılası onların adamı. Hı hı. Yani İran'ın adamı. İran Murat an... Karayılan'ı da biliyorsun te... terbiye etmişlerdi. Önce Murat Karayılan da onların adamı. Zaten şimdi e, İranlı askerlerin de bu PKKlılar teröristlerle görüşmesi son derece normal. Olağan bu yani. Onlar çünkü Türkiye'yi zayıflatmak için bunu yapıyor. Hı hı. Ama öte yandan da tabii İran'la bizim işlerimiz de var. Hı hı. Yani hani onu da görmek lazım. İşte bu güç mücadelesi, Orta Doğu'daki denge meselesi bu. Bir yandan Suriye, bir yandan İdlib'e beraber asker gönderiyoruz. Hı hı. Bir yandan böyle mücadele e, şey veriyoruz. Türkiye'de bu oyunları... E, şeye bozar. İran açısından bunları bozar. Bir de şunu başkanımızın veya Mevlüt Bey'in bir lafı vardı. hani Masada İranlılar başka konuşuyor. Masadan kalkınca başka konuşuyorlar diye. Yani İran'ın da bir de böyle söz tutmaz tarafı var. Evet. Şey tarafı var. Ne tutmaz? Söz tutmaz. Yani. Söz tutmaz. Yani kalkıyor masada evet diyor böyle yapacağız. Ama Hı. iş icraata gelince o sözünü tutmuyor bir türlü. Yani evet. İran şey yapmıyor. Bu bin yıldır böyle. Ama şunu da İran'ın görmesi lazım. Yani Tamam, Pers oyunu işte e, e, oradaki Araplarla bir şeyi var. İşte Yemen'de mücadele ediyor, şey kavgayı veriyor. Başka ya, Suriye'de bir şeyi var ama bu o da yıkanır. Yani halbuki biz hepimiz Müslümanız. Yani bu Müslümanı Müslüman'ı öldürmesinin bir faydası yok. Bir de bu İran-Irak Savaşı'nda bunu gördük. 8 sene sürdü. Bütün <laughs> ülkelerin enerjileri bitti yani. Bu kavgaların aslında orada da bitmesi lazım. Evet. Ama bu Tabi bitmesi lazım diyoruz da bitmiyor yani. Bitmez de yani. durumda onu gösteriyor. Evet. Şimdi evet bu konu bitti. Bir şey daha mı vardı? Bir şey daha vardı. Onu vazgeçtim söylemekten. onu söyle, bir de bir konu daha var özür dilerim kenara ayırmışım onu da söyleyeyim bir şey vardı aklımda onu söylemeden geçmeyeyim dedim. Yine Sezgin Tanrıkulu ve Kemal Kışlaroğlu'na <laughs> üzücü haberimi vermek zorundayım Cem izninle. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Tanrıkulu, rüca haberimi veriyorum. E, matemden çıkamayacak gibi görünüyorsunuz. <laughs> Yine Mardin'de İHA ile tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi e, ve 14-20 e, Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında e, silahlı kuvvetlerden tarafı tarafından TSK'dan yapılan açıklamada bu. E, 46 terörist, yani 6 günde 46 terörist. Etkisiz hale getirildi İHA'larla, sihalarla ve İHA'ların verdiği bilgiler doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri'nin hava gücüyle ee, üzgünüz yani sizin şey diye, adınıza e, üzüntünüzü için, anlıyoruz ama e, durum bu. Teröristler, 46 terörist öldürülmüş. Yani başsağlığı bir çiçek göndermek isteyenler Sezgin Tanrı Kurulu <laughs> Ankara'daki evet. odasına çiçek gönderebilir veya CHP'den olup bunları savunan insan hakları ihlalleri olanlara gönderebilir. Hakikaten çok üzgünüz evet. ama devlet evet. yani ordu bu teröristleri gebertmeye devam edecek. Ee, Sezgin Tanrı Kulunun başı sağ olsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nda piknik yapıyorlarmış. Piknik yaparken öldürülmüşler. Ee, yani o çelenk göndermek istiyorlarsa gerçekten Cem Küçün dediği evet. gibi e, adreslerini zaten Sezgin ya Tanrı Kulu biliyordur, Göndersin. Bu işten de. şüpheli gördükleri kişilerin <laughs> isimlerini Devlet yetkilileri <laughs> Amerika'ya söylesinler, Rıza Zarap dosyası da onu da eklesinler. <laughs> Halkbank, İHA or oraya da katabilirler o işleri, evet. yani büyütebilirler. Hakikaten üzgünüz yani Sezgin Tanrıkulu için. Evet, e, üzgünüz e, ama Sezgin Tanrıkulu e, sadece e, PKK'lar için üzülmüyor, e, DHKP'ciler için de üzülüyor. E, i̇şte o evet. fotoğraf, <laughs> e, çirkin fotoğrafı, kirli fotoğrafı getirelim ekranımıza cübbeli ihanet cepten çıktı diye bir haber var. Evet 12 Eylül'de İstanbul'un merkezli 5 ilde DHKPC'nin avukat yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 avukatın tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan Özgür Yılmaz, Yağmur Ereren, Süleyman Gökten, Aytaç Ünsal neyse bunların isimlerini okumayayım ben. Ee, hepsi cezaevine gönderildi. Eee... Aynı zamanda 2015'te şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlere, teröristlerle müzakere yürüten avukatların DHKPC'nin kuryelini yaptığı Halkın Hukuk Bürosu'na üye olduğu kaydedildi. Avukatlara yönelik soruşturmanın seyrini ise ilginç bir detay belirlemiş Cem. Evet. Ee, o da Kiraz'ı şehit eden Şafak Yayla terörist, DHKPC'li terörist cebinde 34 parçaya ayrılmış kağıt üzerinde 34 parçaya ayrılmış kağıdı. DHKPC kuryeli yapan avukatların isim listeleri çıkmış. Evet. İşte o avukatlar bunlar. Cepten çıkan e, cepten derken cep telefonu diye anlaşıldı da onun için bunu izah ediyorum. Kendi cepten cebini, çıkan? pantolon cebinden pantolon diyelim. cebinden çıkan ve 34 parçaya ayrılmış kağıttan birleştirmişler onu. Şimdi Zaten bizde DHKPC <laughs> de yani FETÖ gibi PKK gibi değil ama büyük bir terör örgütü yani büyük değil ama bir terör örgütü yani. Güzel evet. şeyini abartmayalım. Bundan Genelde de böyle bunları destekleyen avukatlar, sivil toplum kuruluşları, o bu hepsi bazen aralarında oluyor. Bir bunlar biliyorsun gündüz vakti referandum zamanında ok meydanında o taraflarda kahvehane basıp insanlara evet vermeyeceksiniz verirseniz sizi öldürürüz diye tehdit eden teröristler bunlar. Evet evet. Eskiden yani daha şey. Bazıları da onların CHP içinde çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet. fotoğrafları var biliyorsunuz. Şimdi onların. Sezgin Tanrıkulu ömründe bir defa bir asker polis için bir yere gitmemişti. <laughs> Sezgin Tanrıkulu ve onun gibiler ömründe bir defa Savcı Selim Mehmet Selim Kiraz için bir yere gitmemiştir. Taziye yani gitmemiştir. gitmemiştir. Tam tersi onu öldür yani şeyi deden bu terörist Şafak Yayla ve ona aracılık eden, kuryelik eden avukatları şu an destekliyor. Şimdi bak. Şey sınırı çok zorluyor. Yani Sezgin Tanrıkulu. Bu devletin de kendine göre bir onuru, onuru, şahsiyeti var. Bizim devletimiz büyük bir devlet. Sen bu kadar bir milletvekili olarak PKK'yı, DHKPC'yi, FETÖ'yü desteklersen, bunların avukatlarını, bunların müritlerini, bunların militanlarını mahkeme kapılarında orada burada yaparsan, İMÇ TV bir daha de açılsın dersen, yani devlet asker polis şehit ediyor demeye getirirsen, o insanlar masumdu, silahı yoksa bile öldürmesen gibi laflar edersen, o 2019 seçimleri bittiği zaman sen görürsün o zaman. Hukuken evet. başına gelecekleri. Tabii tabii. Yani sen bu kadar... El, şeyi zorlamanın gereği yok. Yani <laughs> hakikaten buna CHP'den biri çıkıp da yani sen ne yapıyorsun niye demiyor. Gerçi dün akşam sen dinledin mi bilmiyorum. Ben Kılıçdaroğlu'nu dinledim biraz. Ha evet. Yani şeydi Haber Fatih Altaylı'nın programında. Yani eee Kılıçdaroğlu'nu anlamak da bir tuhaf yani. Ya şimdi gidiyorum şimdi iki hatırlattım bunu. Yani şimdi ne ne dediğini söyleyelim mi? Ne dedi? hatırlat ha, Çok o, şey söyledi de yani. Ha, hayır aslında bu çok önemli. Asıl önemlisi bu, bütün sosyal medya yıkılıyor. Fatih Altaylı buna şey diye sormuş, şehir hastanelerini nasıl buluyorsunuz diye sormuş, nasıl değerlendiriyorsunuz, güzel yapılıyor ya, ya hasta yoksa demiş, ne olacak demiş. İnanamazsın. Yani bu sözün kifayetsiz kaldığı bir nokta biliyor musunuz? Ya hasta yoksa diyor. Yani e, hakikaten bu adamın gerçekten bir psikolojik tedavi görmesi lazım yani ya da akıl hastanesine kaldırılması lazım. Ciddi bir tedaviden geçmesi yani lazım. Yani şöyle mi yapacaksın? Hasta, hasta kendisi. De... Ha, hasta yok. Hasta yok diyelim. 10 20 kişi hastalandı. Hemen <laughs> bir hastane mi yapalım diyeceksin. Ya keşke bu Allah. hastaneler yapılsa da insanlar hiç hasta olmasa. Evet. Hakikaten ilaç almasa. Hastaneye gitmek zorunda olmasa. Türkiye'de son dönemde ne yazık ki bütün dünyada olduğu evet. gibi kanser hastalıkları artıyor. Şeker hastalıkları diyabet filan. Evet. Keşke bunlar hiç olmasa da o hastaneler yine boş kalsa. Evet, keşke. Bu da şükür. Çünkü hastaneye gittiğiniz zaman hastaneye yaptın diyelim. İlaç parası, doktor parası, muayene parası, şey bilmem ne. O bir sürü oranın da gideri var elbette. Evet. Devlet bunları çok şükür karşılıyor. Evet. Ama yani hasta yoksa he, cezaevlerinde de keşke yapılsa da hiç kimse olmaz. Hani suç işlenmesi değil mi? <laughs> evet. Herkes bunu ister yani kimse cezaevine insan düşsün ister mi yani? Evet. Şimdi bu bunun gibi niye şey bu şeye benziyor işte. Yani şu ne ne diyordu? Komünizmle alakalı onu da biz getirirdik. Ha Nevzat Tan Doğan söylemişti Yani gibi ya. hani veya işte ee, bu e, komünizm gerekliyse bu ülkeye onu da biz getiririz e, demişti. eğitimle ilgili bir lafı vardı bir de neydi o hani bu da şey mi okullar olmasa ne güzel yönetirdik. Ha evet gibi. evet onu diyen bir Osmanlı dönemi gibi hani evet. o tür laflar bize sürekli eskiden beri şey söyleniyor. Bunların bir geçerli yok Ya ama. hasta yoksa diyor. Niye şehir hastanesi yapıyorsun diyor. Hani yes. hani durur ya insan böyle e, dumura uğratır ya hani Mesela bazı laflarla, yaptın, yolcu dumura yoksa. uğratan bir laf bu yani gerçekten. Ya şimdi bak Amerika'da sana bir örnek vereyim. Şimdi bunu takip etmedi, CHP'ler asla takip etmez böyle şeyleri. Amerika'da 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda hatta en çok şey neydi biliyor musun? Bizdeki gibi AVM'ydi. Amerika'ya gitme. <laughs> her yer AVM'ydi. <laughs> şimdi o AVM'lerin yerinde böyle kuşlar uçuyor. <laughs> Ağaç böyle yerlerden çimen Niye biliyor musunuz çünkü AVM'lere kimse gitmiyor. Amerika'da online satışlar tavan yapmış. Hı -hı. Millet Amazon'dan Hı -hı. alıyor, Hı -hı. eBay'den alıyor, bilmem her yer. Buralardan alışveriş yapıyor ve bu mağazalarda şeylere gitmiyor. İnsan evinden de pek çıkmıyormuş. Hı -hı. İş saatleri dışında online alıyor ve AVM'lerin çoğu kapalı. AVM eskiden ihtiyaçtı. Şimdi değil. Şimdi, Şimdi o binaları A Türkiye'de mesela ben şunu gözlüyorum. Gidiyoruz biz de AVM'lere, belli başlı AVM'lere diyelim gideriz. Gidiyoruz daha ziyade AVM'nin içindeki sinemalar ve kafeler. Evet. Kış günlerinde evet, bir ihtiyacı karşılıyor. Yani oyun alışveriş edenler ya de ondan faydalanarak alışveriş ediyor insanlar. Yani ya gitmişken da oyun alışveriş. Evet, evet ya da oyun parkları. Evet. Yani büyük sebebi bu. Şimdi, Zaten AVM'lerin içinde bunları yapıyorlar ki alışveriş edilsin şimdi. Yani. diye. Yoksa dediğin olacak Türkiye'de aynen aslında? öyle. Türkiye'de de bir 10 sene 15 sene sonra öyle olur. O Çok kesin. yakında 5 sene sonra. Çünkü olur. online satış arttıkça yani adam giriyor, bedenini biliyor, size'ını biliyor, alıyor gömlek, ayakkabı, etek neyse. Şimdi burada da AVM'lerin bir kısmını yıkma kararı almışlar. Bu New York'ta, evet. Alabama'da filan 4-5 tane yıktılar. Yani evet. şey, çünkü ihtiyaç yok. Evet. Ya bu şey gibidir. Hani eskiden 1900 yılında, 1910 yılında dünyada en zengin adam kimdi biliyor musun? Nalbantlar. Hı. Çünkü her yere atla gidiliyordu. Nalbant yapan adamlar zengindi. Araba bir çıktı, Araba çıkınca bütün dalbantlar fakir oldu. Şimdi verdiğin örneğe bak. Hayır hayır şey örneğini veriyorum. Biliyorum doğru bir örnek çıkıyor. Yani mesela sen şöyle diyebilir misin? Ben şimdi mesela eskiden daktilocular da çok para kazanıyordu. Hı. Daktiloyla yazıyordu gazeteciler, haberciler. Şimdi bilgisayar çıktı. Hı hı. Şimdi bilgisayarlar da satılmıyor. Telefonlardan yazıyor insanlar. Ya bu dünya şeyidir. Bir süre zevze kaydınlar. Ben klavyenin başında oturmak istemiyorum. Ben hala daktiloda yazacağım diye ısrar etmişler diye. Ya. Yani onun gibi bir şey. Yani Türkiye'de şey... bu senin dediğin olur aslında. AVM'lerle ilgili olarak. Herkes işte internetten sipariş edebilir. Fakat Türkiye'de Amerika'daki kadar Tüketici haklarına dayalı bir yasal mevzuat olmadığı için ve yaptırım da olmadığı için ne yazık ki insanlar internet üzerinden hala kazıklanıyorlar. Yani şimdi, Sebebi bu güvensizlik aslında. Söyleyeyim sana sebebini. Yoksa çoktan geçer. Evet, mesela şimdi ileride Türkiye'de şimdi yaşlanıyor. Belki bizde huzur evi sayısı artacak. Yani bu Kemal bunu şunun için anlatıyorum. Bir şey bugün ihtiyaçtır yarın olmayabilir. Bugün yaparsın. Evet. Bugün şey yani... O Kılıçdaroğlu'nun dediği hani şey gibi market bilmem şey niye okul niye açtın yok şey gelmezse. Yani böyle bir şey olmuyor herde Her de şehir hastanesi açıyoruz. Hepsi de iş görüyor. Keşke kimse gitmese. Keşke kimse, kimse, kimse gitmese yani. Ama hastalık yani. e, tabii ki günümüzde artık yani kabul edilen ve e, sonuç itibariyle hiç kimsenin başına Allah vermesin. Ama ne yazık ki hayatımızın bir gerçeği. Hastalığı da Amazon.com'dan tedavi edecek halimiz olmadı. Şimdi yani buraya gidiyorsun ya. yani. Aynen. Gideceğiz Aynen. evet. Şimdi, Ama dün şey... Kılıçdaroğlu'nun <laughs> yani bir de onu söyle <laughs> Ya dinliyorsun tamam, iç bak inan tarafsız göze böyle dinliyorsun iç pointe. Ya iyi, hiçbir şey demiyor ya. Ya insan böyle dişe dokunur. Şimdi Altay onu zorluyor. Altı da bakma bu konularda gazeteciliği iyidir yani şeyi zorluyor yani şeyi de yapmıyor onu tarafını tutmuyor. Belki görüş olarak ona yakın ama. Hı hı soruyor. Ters soruda soruyor bilmem ne. Ay adam dişe dokunur. Hiç bir şey demiyor, şey yapmıyor. Yani çok boş adam hukuk yani. içinde Bu CHP'liler buna nasıl mecbur kalıyorlar hukuk içinde bu? içinde halledeceğiz gibi. Burunundan kıl aldırmayan, okumuş yazmışlıkta ve eğitimde burnundan kıl aldırmayan bu CHP tabanı bu adamı nasıl kabul ediyor? Yani çok tanıdım bir adam yani. Hakikaten mecbur, tın -tın. Mecburen oy veriyor. Vallahi tanıdım. Eee ve işte dün önceki gün geçen gün daha doğrusu fındık e, üreticileriyle yürüyüş yaptı. E, miting, e, şimdi bir yazar da, bir CHP'li yazar e, şey diyor, yani Özgür Özel demiş, CHP pankartları taşımıyoruz. Yani bu kadar kendisinden utanan bir parti olur mu diyor. Yani bu kabak gibi ortada bu, bu mitingi düzenleyenin CHP olduğu. Evet. Bugün Engin Ardıç yazmış. Yani niye saklarsın ki kendi düzenlediğin mitingin içinde CHP pankartlarını? Yap kardeşim bir CHP düzenliyor diye. Vatandaş senin yaptığını düzenlediğini Şimdi... bilmiyor mu? Sonuçta 3 bin kişi katılmış mitinge. Ama Şimdi ben mesela fındık konusunda vatandaşın mağdur olduğunu düşünenlerdenim ve CHP'den yine hadi dişe dokunur bir laf bekliyorsun. Dişe dokunur bir laf bekliyorsun ama bulamıyorsun ki Cem. Yani adam şunu söylüyor, fındık üreticileri ne diyor şey yapsın diyor, para versin devlet diyor. Asıl mesele şimdi bir sürü insan yazıyor. Orada Nutella'yı üreten bir şirket var. Ferrero diye bir şey. İtalyan şirketi. Tamam mı? Evet. Şimdi Türkiye'de yatırım yaptı. Bilmem ne yaptı. Vesaire vesaire. Şimdi bu adamların Türkiye dünyadaki cirosu 15 milyar dolar. Bak burada bir yazıdan okuyorum. Evet. Kullandığı fındığın %80'ini Türkiye'den alıyor. Evet. Dünyada üretilen fındığın da %60'ını tek başına alan dev bir şirket. Bu amaçla evet. iki sene önce Türkiye'de ki en büyük bir şirketi satın aldı. Ve dediğimiz gibi Manisa'da bir fabrika da işte bu dediğimiz e, Nutella'yı üretiyor. Dünyada e, şey oldu biliyorsun mahkum edildi, yağı kullandı vesaire vesaire diye bu Nutella. Şimdi ama dünya fındık borsası da Türkiye yüzde üretiyor alıyor Hamburg'da. Türkiye'de bir borsa kuruldu ve bu Ferrero'nun Türkiye'de işbirliği yaptığı bir takım e, komisyoncular ve şirketler birlikte fındık üreticisinin ümüğüne basmış durumdalar. Tamam mı? Mahkum ediyorlar. Evet. Şimdi e, ve bu yüzden de Türkiye'de fındık üreticileri, ürettikleri fındıkla, şimdi fındık üreticilerine de eleştirilerim var. Mesela Türkiye'de devlet onlara bir eğim parası veriyor, alıyor eğim parasını, fındığını bile toplamıyor. Fındığına hiçbir yatırım yapmıyor. Dönüm başına toplanan fındık, İtalya'daki dönüm başına toplanan fındığın yarısı bile değil. Şimdi yani bir şey bütün var. bunlar ayrı bir olay. Kalitesi düşür. Şimdi bunun üzerine bunları dile getireceğini ben Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'den bekliyorum. Ne gezer? Fos altı doldurulamamış bir şey Şimdi tamam mı? Şimdi bu fındık konusunda bizim Giresun'da işte bu Gürcistan'da fındık ekimleri başladığı söyleniyor tamam mı? Orada evet. bazı İspanya'nın fındık ağaçları diktiği Ocak deniyor fındık şeylerini. Dal, ağaç dallarının beşi bir araya, altısı bir araya gelince o fındık ocağı deniyor. Hı hı, evet. Böyle şeyler yapıldığı söyleniyor. Ee, buna, bunlara tedbir almak lazım. Ama Türkiye'de yatırım yapacak iş adamları da Ferreira keşke daha çok yatırım yapsa buraya. O konularda yapsa, Türkiye'de Cem, yok, Türkiye'de şimdi... Ferrero olamaz mı kardeşim? Yani ben niye niye var da Türkiye'de bir e, Fahri Bey yok ya. Yani. İşte Ferreira bize de olsun, yapsın, etsin ya yani bizde şu yok. Ben, ben bunu bak, Enver Bey bizi izliyordur. Enver Yılmaz Ordu Belediye Başkanı, iyi bir büyükşehir belediye başkanı, kıymetli bir insan. Ben ona, de, o biraz bir şeyler yapıyor gene <laughs> dedim ki mesela ben bir şeyim turistim geldim dedim şeye o Giresun'a orduya fındık alacağım kutu şimdi gidiyorsun ya Belçika'ya İsveç İsviçre'ye İsviçre filan 50 bin çeşit çikolata var değil mi kutuları <laughs> bilmem neyi bin bir çeşit alıp doğru, getiriyorsun çok doğru. ya bu fındık alacağım bir yer niye yok Enver Bey hani adamı şey böyle izah ettim o şimdi kendine göre bir şey yapıyor bir iki yer açtılar şimdi öyle var <laughs> Giresun'da hiç yok hani bir dedin Adana'dan adan kalktın geldin. Erzurum'dan kalkayım. Şuradan fındık alayım. 5 kilo. 3 hmm. kilo. Böyle paketli, güzel, jelatinli. Çorum bile leblebi satıyor yani. Düşün yani. İşte, işte böyle bir şey yok. <laughs> Bunun İstanbul'da bir yerin olur. Ankara'da bir yerin olur. Dünyada bir yerin olur filan. Bu, bu, tür eksikliklerimiz şeyimiz var ama o CHP ile söyledi. Karadeniz'de AK Parti'nin oyu Giresun'da filan. Yüzde 60-65. 20 bunlar almış. Y Engin Arşı diyor ki inşallah da 21'e çıkar <gülüyor> <gülüyor> diyor. O şimdi ne yaparsa yap. Orada gene 55-60'dan aşağı. Ak Parti'nin oyu gelmez. Fakir yani, Balgada açıklama yapmış. E, Türkiye Türk ma Toprak Mahsulleri Ofisi 40 randımanın altındaki fındığı da alacak demiş. E, ve yani o da şey değilim. Bak ben bunu yeni gelmişken söyleyeyim. <laughs> Sayın Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı'mız e, Giresunlu, <laughs> Enver Yılmaz Bey Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer Numan Bey var Kültür Bakanı'mız. Hepsi bu şu abi, güzel dükkanlar, fındığın ambalajı kutusu, bir iki iş adamını. Buna yönlendirebilirler. İlla belediye yapacak diye bir şey yok. Veya illa devlet yapsın demiyorum. Bir iş adamına dersin ki bunları böyle kutuba şık şeyler olsun ya. Turistler geldiği zaman alsın götürsün. Şimdi 8 lira 45 kuruşu alıyorsun fındığın kilosunu üreticiden ama bir kilosunu alıyorsun 90 gramını da paketlenmiş olarak 90 liraya alıyorsun yani şey şey evet, 8 lira yine 8 şey 75. yapıyor kilosu 90, 80 liraya falan 75 80 liraya yani geliyor kilosu, kilosu da kilosu do, şeyle 8 75 90 gramı da 8 75 yani, yani. şöyle bir kilosu evet. 75 80 TL'ye geliyor Evet. Korkunç para ya, yani. çok para. Çok yani. para ya. Yani. Çok para. Ee, onu da söyleyelim. Şimdi bu Almanya meselesine geçeceğiz. Hem senin yazın var, hem benim söyleyeceğim Almanya ile ilgili bir haber var ama şu iki e, önemli basın e, medyadan iki haberi verelim istersen. E, bir tanesi e, Nevşin Mengü, e, <laughs> Nevşin Mengü ve Barış bilmem ne diye bir çocuk e, bir gün gazetesinden e, belden aşağı bir muhabbet yaptılar. Twitter üzerinden alenen. Belden aşağı bir muhabbet yaptılar ama iğrençti. Burada tabii tekrar etmemize e, imkan Gerek, yok. Tabii, tabii. Elba, o Refik sakıncalar. tarafından e, şey yapılır. Ciddi cezalar verilir. 5 e, yıllık maaşımızla bile ödeyemeyiz o cezaları artık. Bel altı vuruş. Bel altı, bel altı vuruş değil. Aralarında sohbet ediyorlar. Yani erkek kadın ilişkileri üzerine ama çok kötü. Bir de kullandığı sözcüklerin bile doğrusunu kullanamayacak kadar bu kadın cahil gerçekten evet. de. Sonuçta Yekta Kopan MTV'de program yapan Eskiden. E, ya eski eskiden mi şimdi yapmıyor Yok, değil şimdi mi e, o e, biraz makul bir insandır şey diyor e, sessizce diyor elinizdeki sözcükleri yere bırakın ve çekilin diyor evet. şimdi e, çok güzel bir laf şimdi bu ve e, istifa ettim demiş benim şimdi benim ben? öğrendiğim <laughs> gönderildiği yönünde yani gö ben zaten şimdi gönderileceğini biliyordum biliyordum ama bu konulara çok fazla gireyim demedim yani şey yapayım demedim yani çünkü bunu o her şeyi bizden bildikleri için yani ne yapsak ne etsek Nevşin Mengü gibi zavallı tipleri kalkıp da biz göndereceğiz, edeceğiz falan filan. Böyle bir şey yok. Ama o bir tane hani Cumhurbaşkanımız en son Amerika'da Trump'la görüştüğünde Mayıs'ın başında Hı -hı. o zaman orada da işte kötü bir laf etmişti. Ekrandan çektiler o zaman. Hatta biz burada konuştuk. Böyle terbiyesizce laf edilir mi diye. Bunu ekrana kestiler. Maaşını ödüyorlardı. Bir daha çıkarmayacaklardı. Zaten onu gönderecekti şey bu tenkisatlar falan filan. Bak ben sana söyleyeyim bu şeyi de gönderecek Aydın Doğan. Caymazsa daha sonra Melis Alpan, Kanat Atkaya, evet. hatta Ayşe Arman. Aydın Doğan bunlarla ilgili kararı aldı. Bak söyleyeyim. Bunları koruyan şeyler var. Bu da Nevşin Mengü de şey yaptı yani bit bitirdi. Hatta yazık oldu. Yani şöyle kendine yazık etti. Bunlar kendi kendini bitirdi. Kimse bunları bitirmedi yani. Bunlar evet. kendi kendini bitirdi. Kendilerini güçlü zannettiler. Başlarına gelen bu. Diğer tırnak içindeki istifayı konuşacağız Hocam. Biraz beklesinler. O istifa mı, işten çıkarma mı, mı onu konuşacağız. İsmini söylemeyelim. Ee, şimdi dün bir jet düştü ya. O jetin e, pilotuyla e, kokpit arasında geçen konuşmaları e, İhlas Haber Ajansı geçiyormuş şu anda. Geçmiş daha doğrusu. Evet. Onu verebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Tekrar arızası oluştu. Geri döndü. Emerjansı dekleri etti. 3 mil dekleri ettiği için İçten çıktı, bir gibi gözüküyor şu anda. Anladım, kır yani? Kır mı efendim? Kırmızı, 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 Devam edelim. Efendim emergen tekrar edip mutabık mıyız? Mutabık mı? Mutabık. Yani rüzgar son 30 dereceden 5 6 metre. 1-0-1-1 ihtiyaç olursa 3-5 sağ pisti için indi

FID'leriniz için arayacağım sizi, beklemede kalın. Efendim, bu evet, bu, şey. Adam bu sefer kalkışacak herhalde. Minimum yarım saat geçirir. Teşekkürler efendim. FID'in motifi oldu. Şu kapandı, 05 olarak değiştirdik. 05'e devam edelim. Üstüne i̇şte, puşt düşecek, öbürde... ...soysuza mahfazız 05'den önce.

Arnavambır küçük uçak kalkmıştı bizden, teker arzulatı oluştu, geri döndü, Emergency dekleri etti, son 3 milde emergency emerjansı ettiği için bizden çıktı, tatlı top bir gibi gözüküyor şu anda. Anladım, Kırmızı. Yani. X-1, 160, high rate. x 160, high rate, stand 3, 1 9 couple. Coordination <laughs> <laughs> 2 2 6 QNH Hangi uçağın ilk Devam edelim. Efendim emerjans tekleri etik mutabık mıyız? Mutabık, mutabık. rüzgar son 30 dereceden 5 6 metre. 1 0 1 1 ihtiyaç olursa 3 5 sağ pisti için iniş serbest. My request push and start Climb 130. Climb 301, Climb 130. One zero Evet, İhlas Haber Ajansı'nın ilk kez geçtiği görüntüler bunlar. İlk kez veriyoruz ve şu anda TGRT ekranlarından izlediniz. Konuşmalar çok sağlıklı olarak anlaşılmıyor ama tabii ki bu tür konuşmaları alt yazılı olarak birkaç dakika sonra TGRT ekranlarından evet. izleyebileceksiniz. Alt yazılı olarak izleyebileceksiniz. İlk önce bunları verelim bu dedik. Bu jet kiminmiş acaba? Bir... Özbek biri dediler. Sonra Öyle bir mi? holdingin adı ee, geçti. Nurettin Canik de demin açıklama yaptı. Bir faciadan dönüldü diye. Evet. Hakikaten bir faciadan dönüldü. Evet. Diğer hı. istifaya gelelim. Bu arada konuşacağımız çok konu var. Şey, Türkiye yani Gazetesi'nin Nevşi... birinci sayfasında evet. müfredata kim koydu başlıklı haber Vaktim. de var. O da önemli. Şeyi söyleyeyim. Yani Nevşin Mengü, Türkiye'de ki bu tür olaylar bazen oluyor ama Nevşin Mengü kendi kendini bitirdi. Hı hı. Şimdi o sihirli çizmeler gelsin seni kurtarsın. Evet. Yani bak patronun da o laflar bilmem girdisi çıktı, hepsi 23 dakika, Erdoğan Trump ile görüşmedi filan lafları ettin. Ve dün sana ekrana çıkarmayacaklarını tebliğ ettiler. Artık ekranda yoksun dediler buna. Evet. Bir de o, senin söylediğin edep dışı konuşmayı da hı hı. önüne koydular. Bu. Aydın Doğan eğer caymazsa bu aylar içerisinde Melis Alfan'ı, Yiğit e, Kaan Atkaya mıydı o? Kanat Atkaya. Kanat Atkaya ve Ayşe Alman'ı da gönderecek. Bak bu kararlarını aldı net. Ben biraz erken hatırlıyorsam erken konuştum. Evet Ayşe Arman'la ilgili Faruk Bildirici'nin yazdıkları vardı malum. Bir kişiyi Sibel Arna'yı gönderdiler ama Ayşe Arman'ı göndermediler. Onun malum. koruyanı var ama hamisi onun abisi Elkur'un abisi onu koruduğu için. Ne abisi? E <laughs> Abisi demeyelim de hamisi diyelim. Abisi, Daha abisi. Abisi, ha. Ya, yani. abisi midir? Jargonda abisidir o. Ha Evet, ha. Abisi peki var. öyle olsun evet, o zaman. Evet, evet. <laughs> Neyse. Ama ee, gidici yani bunu bilsin. Yani. Diğer tırnak içindeki istifa ise Ahmet Taş Getiren'denmiş. Ahmet Taş Getiren bir açıklama yapmış. Diyor ki e, gerek Hüseyin Gülerce diyor gerek Ahmet e, Kekeş diyor benimle ilgili yazılar yazdılar diyor. Ben de onlara cevaben bir yazı yazdım diyor ama koymadılar diyor. Ee, bunun üzerine ben de stardan ayrılıyorum diyor. Bir açıklama yapmış evet. bugün Twitter hesabı üzerinden. Ee... O ya, son yazdığı bir ya, şey yazısında sen ben de varız yani beğenmediği yazıda. Hı, hı. Ee, önümde Öyle duruyor mi? benim yazdığı şey. Öyle mi? Şey, sen, böyle... senin eline geldi mi yazı? Evet evet. Ne yani diyor? şey var. Şimdi ilgili ne diyor? <laughs> şimdi yazıdan bir bölüm okuyayım ben buna. Yani Hüseyin Gülerce ve Mehmet Metiner'in diyor yazıları diyor <gülüyor> önden <gülüyor> anonslanıyor. Ha Benimki evet bu sorunu oymuş arkadaşın. Anonslanmıyor. Bir de onun bu en son onlara cevaben yazdığı yazıyı yayınlamamışlar. Şimdi orada mesela sana bana da giydiriyor. Ee, mesela önce Hüseyin Gülerci abiye bir giydirmiş. İyice dünya lafı saymış. Sonra Cem Küçün şehadetiyle öyle devletli olmuş ki şimdi dostlarını biçmeye başlamış. Aradan onu söylüyor. O arada bir tane Mehmet Metiner'e vuruyor. Yani kendince eleştiriyor. Sonra Gülerci'ye bir daha gelmiş. nedir o Cem Küçüğün seni aklamak için kullandığı büyük harfle devletin adamı tanımlaması? Hı hı. Aklamak için diyor. Sanki Hüseyin Gülerci suçluymuş gibi şey yapıyor. Hı. Ondan sonra bir lafı bir daha e, bir şebeke var demiş. Cem Küçük'lerle TGRT'de başladı. Hı. sen ben gene ikimiz hı hı. biz bir şebekeyiz. Gülerci de bu şebekeye dahilmiş. Hı hı. Mehmet Metin de bu şebekeye dahilmiş? O onun içinde. Ee, Ama ben kırıldım buna yalnız yani benim adımı zikretmemiş. Evet yani şeye bakıyorum sen adım var mı Adım diye. yoksa gerçekten küseceğim. <laughs> Keşke seni yazsa beni yazmasaydı yani. Öyle mi diyorsun yani sen? Yok benim adımı yazmasa küserim. Evet, yani, Küstüm sana dünya. Ne, Gülden Karabeycek şarkısına başlıyor Mehmet Metinere de ta 30 sene önceki <laughs> argümanlarla Mehmet Metinere şeye saldırmış. İşin şeyi şu. Şimdi bu zaten metinler şey e, Ahmet Taş getiren gidecekti. Hı hı. Bugün yarın ben dün sana dedim mi bunu böyle yani cumayı cumartesiyi bekle diye yani kendisi istifa etmiş. Yani laf o. yani öyle etmesi de gidecek. yani yazını koymuyorsa bir adam ne yapacaksın? Gideceksin. Yani bir yazıyı yazdım. Ben bu yazıyı yayınlamıyorum diyorsa sana orada şey hani o şöyle değil. Hani bir yazı yazarsın da derler ki ya bunda bir değişikliğe git. Bu biraz değil başka bir yazı ver filan. Biz artık yazını koymayacağız demişler. Hı hı. Yani, dolayısıyla bu artık git demek. Kararda yazabilir. Ya karar onun için uygun bir yer yani. Evet bence de uygun yani bir yer. Sabah bileyim, akşam hükümete çatıyorlar zaten. Çok iyi anlaştı Ertuğrul Özkök'ten dolayı Doğan grubunda yazabilir. Tabii. Ya, Sen mi söylüyorum yani? Doğan grubu onu alıp hürriyetli bir köşe verip... Mesela orada e eğitim köşesini ona verebilir. Eğitim. Mesela Akif Bekir'in boşalan köşesini ona verebilirler. Yani. Eğitim köşesi çok iyi. Eğitim yani. seferberliğini orada başlatırlar bile. Evet yan edelim. yana. Ne oldu Ertuğrul şimdi Özkök'ten. taş getiren? Ya ben şimdi şuna bak. İnsan Tayyip Erdoğan ya da AK Parti kendisini eleştiriyor diye kimseye bir şey demez. Yani de ki ey yapamıyor, edemiyor. Bizi herkes söylüyor. Ben AK Parti eleştiren bir sürü yazar görüyorum bizim taraftan. Bir sürü konuyla alakalı. E biz de eleştiriyoruz. Ama i̇şte onu diyorum işte biz de Ama sen şimdi 17-25'te Tayyip Erdoğan'ı devirmek, indirmek, <laughs> Türkiye Cumhuriyeti <laughs> Devleti'ni yıkmak için bir FETÖ kumpası olduğu çok net tartışmasız 17-25'i. FETÖ argümanlarıyla konuşup yazıyorsan he, sende sen bir problem bir var saatine Takıp, Ahlaken FETÖ'cüsün evet. Keke Ahmet Kekeci. Üstelik Ahmet devlete bence İran <laughs> zarap olayında bir sürü faydası olmuş yani Rıza Zarrab'dan Mehmet Akın Atilla'ya, Zafer Çağlayan'a kadar bu isimleri saat bilmem nedir diyerek, aklayarak Amerika'nın bu projesinin değirmenine su taşırsan oradaki hedefin Tayyip Erdoğan olduğunu bildiği halde susarsan sen iyi niyetli değilsin. Bu yazıları Star'da yazamazsın sen. Evet. Tayyip Erdoğan <laughs> hedef orada ya. Kalkıyor. Şimdi mi aklına geliyor yani Rıza Zarrab bilmem ne olarak? Amerika' Amerika. Zafer Çağlayan'ı gözaltına alınca mı, gözaltı kararı çıkarınca mı aklına geliyor yani? Evet, ha, şimdi e, Cem hızlı hızlı gidelim. Tamam. E, şu CHP'yi e, konuşurken bir şeyi yarım bıraktık. E, bir miting daha yaptılar, mitingi sevdiler ya. E, Tunceli'de munzur çayına, e, munzur ırmağına e, hes yapılamaz, munzur ırmağı kutsaldır dediler. E, ve gösteri yaptılar, e, miting yaptılar. İşte mitingin gö görüntülerini görüyoruz, e, DSF'sinde görüyoruz, yürüyorlar. Şimdi ben dün burada bir konuyu konuştuk. Elbistan'da Maraş'ta da aynı gösteriyi yapmalarını bekliyorum çünkü Koç Holding orada iki tane, iki adet hes yapacak. Yapılmış da işletmesi genişletecek de işletmesini aldı. İşletmesini aldı. Lütfen, lütfen orada da miting yapsınlar istiyoruz. Koç Holding'in heslerine karşı miting bekliyoruz. Rus eğer yüreğiniz yetiyorsa. Şimdi ben savunmaya geçmeyi hiç sevmem yani hep General Patton gibi. Hücum en iyisidir de. Şimdi dün mesela yazıyor efendim o HES'ler daha önce yapılmıştı. Daha önce yapıldı doğru Maraş'ta daha önce yapıldı o. Hı hı. koç hal. E siz şimdi yeni olan HES'i de diyelim ki Mehmet Cengiz alınca eleştiriyorsunuz. Evet. Atıyorum şimdi AK Parti'ye yakın diye hı hı. bir iş adamı alınca eleştiriyorsunuz da. Koç Holding alınca niye eleştirmiyorsunuz? O HES'i genişletecek. Orası da hesi ya. Hı hı. Ha yeni yapılmış ha eski yapılmış. HES değil mi? Siz diyorsunuz ki biz HES'e karşıyız diyorsunuz. Önceden veya yeni yapılmış. Bunu söylüyorsun. Hı. Evet. Al işte Koç Holding bir tanesini almış. İki, iki, tane. Iki tanesini almış. Onu işletecek, genişletecek, büyütecek. Bence iyi yapacak. Türkiye'nin evet, yararına bu ya. Yani Türk... Türkiye'nin enerji sorunu var arkadaş. Ha, bu, kadar bu, kadar açık kadar... bir şey. Koç Senin... Tü... Holding vatansever bir holding olarak gereğini yapıyor. Şey olarak sen petrolün yok, doğal gazın yok, doğal bulmuyorsun bunları. Bunları yapman lazım ki mesela elektriğe daha az para öde, bilmem ne öde yeşil bilmem. Hep bunlar döviz çıktısı. Şimdi Artvin'e yapılıyor, Sinop'a Orada da HES. onu mesela koç yapsa ne diyecektin? Ona bir şey ona da bir şey deme. Ama Mehmet Cengiz yapıyor bilmem. Vay efendim bu nasıl oldu? E koç yapınca niye bir, bir de, şey demiyorsun? Bir de kutsal muzdurma. Ne kardeşim pagan mısın sen? Mesela dur. Ne demek kutsal muzdurma? Şimdi o hürriyettekilere söyleyeyim. Şimdi Artvin'de orada burada HES'lere karşıyız diye ben onlarca yazı hatırlıyorum. Eklerinde orada burada. Hadi şimdi Koç'un aldığı bu iki HES için <laughs> delikanlıysanız yazı yazın. Evet. Hürriyetten biri çıksın, yazı işlerinden biri, editörlerden biri, köşe yazarlarından biri. Ya bu HES'leri aldın ama biz bu HES'e karşıyız, Koç'un da yaptığına karşıyız desin. Diyemez. De, onu dediği an zaten Fizan'a gider yani. Orada 3 <laughs> dakika duramaz orada. Tamam, geçelim. Şimdi bak bu işte iki 200, lük. 200 lük bu, bu işte tarzları. bu namertlik oluyor. Evet. Bu delikanlılık olmuyor. Evet. Hepsine karşı çık. Hepsine karşı çık ya ya hepsine karşı çık ya hiçbirine karşı çıkma. Evet. O Ali örnek. Dediğim gibi Mehmet Cengiz aldı. Hiç hiç de bir şey yapmayacak. Sadece işletecek. Gene neler söyleyecekti bunlar? Söylemektedir miting yaparlar. Miting yaparlar. Hadi şimdi buna da koça da söyleyin ki koç iyi bir iş yapıyor orada. Evet. Devletin lehine bir iş yapıyor yani. Evet, ülkenin lehine bir ülkenin iş. Ülkenin lehine bir iş yapıyor. Evet, olarak. şimdi Almanya'ya da Almanya'ya geçelim. üç önemli konumuz var. Almanya'da e... Daha yayına başlamamış bir televizyon var. Duisburg merkezli bir televizyon var. Daha doğrusu bir yayın grubu olmaya çalışıyor. Haber Gazetesi diye bir gazeteleri var. Hatta benle de daha bir röportaj yapmışlar ama televizyonda daha yayınlarına başlamadı. Deneme yayınları yapıyorlar arada sırada. Z23 TV diye bir televizyon istasyonu. Duisburg merkezli ve Almanca bir televizyon yayın istasyonu bu. Şimdi Alman basını birdenbire bu televizyon istasyonunun sahiplerine bir saldırı başlattı. Sitenin sahibi, daha doğrusu e, televizyon sitesi bu. internet üzerinden yayın yapıyor. E, sitenin sahibi Muhammed Faruk Soğukoğlu. Kim Soğukoğlu? bu? Berlin basın müşaviri Refik Soğukoğlu'nun kuzeniymiş. Doğru, Refik Soğukoğlu'nu tanıyorum. Onun kuzeniymiş. Refik Soğukoğlu da bunun doğruluyor. Evet benim kuzenim ama şirketin benimle alakası yok diyor. E, ama Alman gazeteleri ne yapıyorlar biliyor musun? Tutuyorlar. Ee, nasıl bir kampanya? Linç kampanyası başlatmışlar. İnanılır gibi değil. Ee, hmm. Sebebi şu. Cem Özdemirli aleyhine haber çıkması. Hem bunların gazetelerinde hem televizyonlarda. Merkel aleyhine haber çıkması. E, Almanya'daki BND aleyhine haber çıkması. Sebep bu. Linç sebebi bu. İşte basın özgürlüğü anlayışlarını hep konuşuyoruz ya. Almanya'nın. işte bu. Linç kampanyası. Alman evet. basının linç kampanyası başlattı. Kimin emriyle? BND'nin emriyle. Refik Soğukol'un da yani Berlin basın müşaviri Refik Soğukol'un da domain sah olarak gösteriyorlar. Sahibi olarak gösteriyorlar. Oysa hiç alakası yok. Kuzenim ama domain bende değil diyor. internet sitesinin bende değil diyor. açık Şimdi Oda TV BND'nin Türkiye borazanı olduğu için almış Almanya'da ortalığı karıştıracak haber diye bunu veriyor. Evet. Ve Refik Soğukolu'nu da aramış. Refik Soğukolu da son derece medeni bir adamdır. Çok iyi tanırım. Çok tatlı evet. bir adamdır. iyi bir çocuktur. Entelektüeldir. Çok deneyimlidir de aynı zamanda. Ve medeni bir şekilde cevaplamış bunların sorularını. Demiş ki, ''Domain bende değil.'' demiş. ''Ben, benim akrabam, akrabalarım yaptığı işten ben mükellef değilim ki kaldı ki yapabilir. Niye yapmasın? Tamam çok da iyi bir iş yapıyorlar.'' Tebrik ediyorum. Muhteşem. Ben zaten o haber gazetesini gördüm. Benle röportaj... Son derece güzel bir gazete çıkarıyorlar. Şimdi benim özellikle bir sıkıntım vardı Almanya'daki Türk basında ilişkin. Yani biraz ilan parası toplamak için çıkarılan gazeteler son derece profesyonel, mizampaj mükemmel, inanılmaz evet. üst düzey kişilerle röportajlar yapılıyor ve çok güzel bir gazete çıkarmışlar. Hayrettin Özcan yazmış bana, sahibi gazetenin sahibi yazmış, bu bilgiyi göndermiş e, ve Oda TV'nin bu haberini de onların onun verdiği linkten gördüm. Oda TV nasıl veriyor? E, Oda TV'de Almanya'da ortalığı karıştıracak e, skandal diye veriyor. E, Türkiye Alman bağlantılı yeni veriyor. bir tam Alman ağzıyla veriliyor. Yeni bir skandal diye işte e, bu şekilde haberler veriliyor. Geçelim şimdi zamanımız kısa. Evet. E, şimdi senin bugünkü bir yazın var. E, Türkiye gazetesine çıkan bir yazın. E, inanılmaz bir yazı yine evet. her zamanki gibi. VIP hizmetiyle yeşil yoldan kaçan fetöcüler. Yine merakla bakladım baktım nedir bu diye. E, Merse e, ne gün doğdu? Dursun Ali. Dur Dursun Ali gün doğduğunun itiraf ve tanıklığından yola çıkarak senin aldığın bilgiler değil mi bunlar? Evet. Şimdi mahkemede verdiği ifadeler. Dün bu ifadeleri okudum ben biraz. Şimdi e, Dursun Ali gün doğdu, hakim Hı. yani fetöcü hakim, baylokçu, net. Sadrettin Sarıkaya MİT tırlarını durduran şey 7 Şubat'ta Mit krizini yapan savcı, hı hı. Hakan Bey'i tutuklamak isteyen savcı. Hı hı. E, bu ikisi 2015'te Belç yurt dışına kaçmışlar. Nasıl gidiyorlar biliyor musun yurt dışına? Evet. Yani, çok basit. Bir tane Alman makam aracı geliyor. Hı hı. Konsolosluk aracı, elçilik arabası kendi ifadesi bu. Biliyor. Hı hı. Sınırdan geçiyorlar. Tabi o zaman da darbide, darbe de darbe girişimi olmamış. Gümrükte de adamları var. Pasaportlara damga vuruluyor. Yeşil pasaport. Makam aracı da var. Konsolosluk araçları biliyorsun aranmaz. Ya yani Onlar geçerler. Sınırdan geçiyor, Bulgaristan'dan geçiyor. Hı hı. Bunlar saklanıyorlar. Sonra sınırı geçince ayağa kalkıyor. Yani saklandıkları yerden çıkıyorlar. Almanya'ya kadar durmak yok. Oradan Belçika'ya gitmişler. Hı hı. Tur işte e, yabancı dil kurslarına da gitmişler. Sonra geri dönmüş bunlar bir daha ondan sonra. Sonra hı hı. bir daha gitmek istemişler ama gidememişler. Buradaki bilgi şu. Bir şeyin hı hı. diyor ki ben diyor İtirafçı oldum. Bu bilgileri veriyorum diyor Dursun Ali Gündoğdu. Hı hı. Bur, e, mahkemeden çıkınca diyor aynı araçla Silivri'ye gideceğiz diyor. Hı hı. Belki diyor benim diyor can tehlikem de var. Bütün FETÖ'cülerin isimlerini veriyor. Ben onları yazmadım. Hı, hı. FETÖ'cü hakim, bildiği FETÖ'cü savcı hakimleri adını veriyor. Ha çok iyi bir itirafçı yani. Hürriyette Dinçer bilmem ne, ne, Ural mı ne o haber şey yapmıştı verdi. Hı hı. Ben de ifa, şey, ifadesini aldım. Bak şu bölümü okuyayım. Hı hı. Tuğtekin diye biri var. Tuğtekin Almanya'daki bir FETÖ'cü yani şey. Tuğtekin bana VIP hizmeti olarak isimlendiriyorlar. Alman elçilik arabası veya konsolosluk arabası da olabilir. Seni evinden alıyor. Edirne gümrüğünde adamı var. Sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Arabadan hiç dışarı çıkmıyorsun. Pasaportuna damgayı vuruyorlar. Kendi adamları orada. Sonra bir Bulgaristan'a geçiyorsun. Bulgaristan'da Türkiye çıkışı olduğu için pasaportta diyor. Problem yok. Bulgaristan Gümrüğü'nden geçince Almanya'ya kadar durmak yok zaten diyor. Ben arabayı görmedim ama VIP hizmetinin böyle olduğunu söyler. Yeşil plaka. Konsolosluk durdurulmaz. Bu sebeple yeşil yol diyorlar diyor. Hiçbir polis hiçbir şekilde durduramıyor. Bak biz şimdi ne diyorduk? Hı hı. Bir sürü FETÖ'cü ya Gürcistan'dan kaçıyor veya evet. Bodrum'dan biniyor kaçıyor. Ama bir de bu yol varmış. Evet. Darbeye kadar. Darbe girişim. Hatta ha, Belki de asıl darbe, yol bu. Darbe be. girişiminden sonra. Ben buradaki sorduğum şey şu. Hani Enver Altay'ın da FETÖ'cüleri kaçırmak için evet. uğraşıyordu ya ondan Hı -hı. tutuklandı. Şu an Almanya'ya kaçan, diğer kaçan bu Alman konsolosluk araçları veya Türkiye'den yurt dışına çıkan FETÖ'nün de güçmese. FETÖ'nün güçlü olduğu ülkeler var. Onların Türkiye'de evet. temsilcilikleri var. Konsolosluk büyükelçilik. Bunların yurt dışına çıkan arabalarına bakmak lazım. 2014, 15, 16 Hı -hı. kimi nasıl kaçırmışlar diye. Hı -hı. Çünkü kolay kolay bu arabalar dışarı çıkmazlar yani. Hı -hı. Bu böyle bir şey var. Adamın anlattıkları inanılır gibi değil yani. Buna evet. da yeşil yol demişler Adana. Evet. Kaçıyorsun yani. Green Mile. Green Mile. Yani evet. Hayır elini kolunu bir Orada da adamları var mesela. Gümrükteki FETÖ'cüler bak. Burada benim anladığım bu Dursun Ali Gündoğdu'dan gümrükte bir sürü FETÖ'cü var. Hı hı. Çünkü onlar yardım ediyor diyor. Onlar evet. yardımı nasıl kaçacak? Çünkü pasaportuna damga vuruyor. Evet. Bilmem. İnanılmaz. Evet bu Green Mile filmini hatırladın yani mı? Tom Hanks oynuyordu evet. hatırlarsan. Şey, e, aslında Stephen King'in King e, romanı. Stephen King'in romanından aslında bir Ölüm Yolu. Evet. Amerikan hapishanelerinde e, idam mahkumlarını ölüme gönderdikleri yolda yeşil bir çizgi var ve yeşil yol deniyor Aynen ona. E, bu yeşil yol Onların ölüm yolu olur umuyorum bundan sonra. E, Türk yetkilileri aldıkları önlemlerle bu ölüm yolunu yeşil yol olarak evet. e, adlandırılan bu yolu ölüm yolu olarak e, umarım değiştirirler de, e, diye düşünüyorum. Şimdi bugün Türkiye Gazetesi'nin e, FETÖ'den devam edelim. Müfredatına bakalım. Ufuk e, Coşkun e, birkaç defadır bahsettiğimiz yazar arkadaşımız, Milat Gazetesi yazarı, eğitim yazarı aslında... E, çok önemli araştırmalar da yapıyor. Ee, özellikle eğitim konusundaki yazılarıyla dikkatimizi çekiyor hep sürekli olarak. Ee, o araştırmış ve ders kitaplarında FETÖ parmağı diye Türkiye Gazetesi çok güzel koymuş. İç sayfada da e, neredeyse yarım sayfaya yakın değerlendirmiş. Bugünkü tehlike daha sinsi diyor. Bedri Gencer, sosyoloji profesörü ve Ahmet Şimşir Şimşirgi'nin asıl bağırması gereken biziz diyor. Karanlık eller hükümetin FETÖ ile mücadelesini sinsizce sabote etmeye çalışıyor. Ders kitaplarında FETÖ projelerinin alinen propagandası yapıldı. Skandallar zinciri akılda soru işaretleri bıraktı diyor. Şimdi bak şimdi hemen getirelim arkadaşlar bunu soruya bakar mısın? Ben şimdi buradan gözlükle okuyabilirim ancak bunu. Güzel başlık atmışlar evet. o derste. Evet. Çan, Hazan, Ezan sesi buluştu mesela. Medeniyetler ülkemizde buluştu diye bir bölüm var sosyal bilgilerde. Bu Aydınlık Gazetesi'nde de görülmüş bu şey. E, haber çok enteresan birinci sayfasında hatta. E, şimdi basın özgürlüğü diye bir madde var. 6. sınıf sosyal bilgiler kitabında AK Parti hedef alındı deniyor. Ve basın özgürlüğü e, başlıklı kısımda anayasanın 21-28. maddesi yazılıyor. 28. maddede yazıldıktan sonra e, şu e, basın özgürlüğü hakkındaki e, şu metni açıklayınız deniliyor. Bu ülkede bir ülkede iktidara tek başına gelen parti bir süre sonra basının kurdukları hükümet hakkında sürekli yolsuzluk haberleri yapmasından rahatsız olur anayasayı değiştirecek güce sahip olmadıklarında olmalarından faydalanarak anayasaya basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler koyarlar ve kendi izinleri olmadan yapılan haberlere sansür uygularlar. Artık yolsuzluk haberleri yayınlanmadığını bilen kötü niyetli kişiler de daha fazla yolsuzluk yapınca yaşanan ekonomik kriz ülkeyi bir kaosa sürükler. Şimdi bak. Nasıl ya, bir FETÖ oyunu bu? Şimdi bu bunu mesela bak yani bunu ben görmedim, bilmedim. Ya yani bunu hakikaten bulan ufuk mu bulmuş? Ufuk çoşkun, evet. Onu tebrik edeyim. Şimdi bunu arkadaş 17-25 Aralık bu tamam mı? Ahmet Taş getiren zihniyeti yani Hı -hı. hürriyet şey, Bunu da bugün bir tek bizim gazete görmüş. Bir de Hı -hı. aydınlık da görmüş. Hakkında yemeyelim. Şeyde. Ya bu mesela buraya nasıl giriyor ya? Bunu biri okumuyor. İşte bak Türkiye'de akil adam, akıllı adam belirli konularda ne yazık ki çok fazla yok. Yani şunu okusa da anlayacak kim anladı bilmiyorum. Yani bu evet. Kaçıncı sınıf kitabında bu? Altıncı sınıf yok. Yedinci sınıf bu değil mi? Evet, Oradan efendim. geliyor. Yedinci sınıftaki şeyde Bu nedir ya? Evet yani. yani bir şey, başka bir şey daha var. Şimdi bak bu şu şiire bak şimdi. Ha, evet, o şiiri çok Halkın ne söz hakkı vardı, ne oyu, mutlak idi padişah soyu. Uyutulmuş idi asırlar boyu. Uyandı silkini durdu bu millet. Hı hı. Ben bunu mesela şöyle bir şey yapabilir yarın bence bizim arkadaşlar. İlber Ortaylı'yı alıp ya bizim padişah soyu uyumuş. Hı hı. Uyutulmuş. Bunlar bir işe yaramıyormuş. Hocam ne diyorsunuz? diye bir sorarım. İlber Ortaylı'ya, evet. Erhan Afyoncu'ya. Evet. Bu nedir diye? Bu 6. sınıf ders kitabında söylenmiş şey. Basın özgürlüğü 6. sınıf ders kitabında. Şiir de 4. sınıf Türkçe kitabında. Hı hı. Ve Osmanlı padişahlarına hakaret ediliyor. Bir şey daha var. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında FETÖ firarisi Osman Eğil'in makalesi yer almış. Ha, ha. Tabii tabi şeyde yani Bayağı. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında FETÖ firayesi Osman Eril'in makalesi olmuş. Bir de 4. sınıf Türkçe kitabında müzik yeryüzüne nasıl geldi başlıklı metinde İslamiyet'e ters miniklerin zihirlerini bulandıran ifadeler yer almış. Ya bunu mesela şu kitapları kim seçiyor? Ya bu kitapları bir alıp okumuyor mu ya? Bak Türkiye'de kitap okumadığının şeyi bu. Ya ben mesela kendi çocuklarımın kitaplarına bakıyorum şeye bakıyorum arada bir şey var mı yok mu ki onlarda bile aslında iyice incelenmesi lazım. Bu da şu nedir ya? Ya şunu mesela biri görmedi mi bunu? Şimdi Ufuk Çuş, Coşkun mesela e, e, bazı şeyler O da öğretmen var. değil mi? Ufuk mesela, öğretmen. Bilmiyorum eğitimci öğretmenlikten gelme belki de. E, bir sayfa seçmiş mesela Tunç'un ailesi ve aile seceresi. İşte fotoğraflar var. Fotoğraflar şeyler olarak, vinyetler olarak yani şekiller olarak. Anne, baba, teyze, kuzen, anneanne, babaanne, dede vesaire. E, hepsi seküler bir aile olarak görülüyor ve Ufuk Coşkun eleştiriyor. Ben şimdi bir akşam kızımın getirdiği... ...ve din ve ahlak kültürü... E, ...unuttum vallahi böyle bir şey olduğunu... ...bir getirirdim. getirdim. Din ve ahlak kültürü kitabına baktım. Orada da Arap aileleri... ...yani tesettürlü Arap aileleri... ...ve... E, ...Orta Asya ailelerinden örnekler var. Şimdi Türkiye... ...ne tamamen seküler... ...ne tamamen başı kapalı. Türkiye'de ortalama olarak... Her şeyin karışımı var tamam mı? Evet. Hepsi var. Türkiye sekülerlerin, dindarların, herkesin bir arada ateistlerin, tanrı tanımazların, Hristiyanların, Musevilerin herkesin bir arada yaşadığı bir ülke. Evet. Ve da biz övünüyoruz. Yani o övünmeye de devam edeceğiz. Ama bakıyoruz bir de bu kitabın bahsettiğim din ve ahlak kültürü kitabının görselliğine bakıyorum. Çok zayıf ya, çok evet. kötü yani. Hakikaten şimdi bizim çocuklarımıza bir, e, ne derler, estetik olarak da bir güzellik sunmamız evet. gerekiyor. Hakikaten bir felaket. Nizampaşı biz... felaket, fotoğrafları felaket, e, kullandıkları vinyetler felaket. Yani, şey hakikaten diyeyim. niye özenilmiyor bu kitaplara? Yani 90'larda biz lisede <laughs> okurken, bu İngilizce öğrenirken, süper liselerde, Andolu liselerinde, böyle blueprint, grapevine, advance, böyle bir sürü güzel kitaplar vardı. Kitapların kapağı ve içeriği seni çok çekerdi mesela. Hani evet. böyle şey. Şimdi bizde Dediğin gibi o senin kızının din kültürü kitabında mesela onu bir Amerikalı yapsa öyle yapar. Yani Türkiye hep böyle. Yani bir Batılı evet. yapsa bunlar Türkiye dediğin gibi her türlü bizde insan var. Görüş olarak, zihniyet olarak Tabii. da var. Onu amaçlı işte, talim terbiye kurulu yapıyor değil mi bunu? Evet. Bu talim terbiye kurulunun başında <laughs> kim var ben bir, ismi hakikaten bilmiyorum. Talim Terbiye Kurulu'nun başındaki kişi bu kitaplara iyi bakmamış demek. Bakmıyorlar. Bence görevlerini iyi yapmıyorlar. Milli Ve sonra bakmalarını... biz e, diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından birinin de e, geçmişteki FETÖ iltisakı mercek altına alınsın diyoruz. Millet bizi arayıp duruyor. Aramayın kardeşim bakın yanlı başınızda evet. bir sürü insan var. AK Parti bizden söyledik. Milli eğitim konusunda çok hatalar var. Dediğim Dün dediğim bir daha tekrarlayayım. Eğitim yaygınlaştı ama saygınlaşmadı. Ders kitaplarındaki şu görünenler. Bir de sen şimdi lise üniversite kitaplarına bir gir bakalım. Evet tabii. Hayır, yani. yani eleştirel bakış olur o ayrı da yani böyle 17 25 yolsuzluk bilmem kapatıyor FETÖcü Osman Eğri'nin kitapları makaleleri bilmem ne. Bu skandal yani. Ama onu yazan adam, ben sana söyleyeyim. Hı. Bak tamamen şey yorum olarak söylüyorum. Hı. Osman Eğri'nin kim olduğunu bilmiyordur bile. Evet. Yani, ya Bil da biliyor, çok organize. Evet. Bence, evet. Yani şimdi Facebook'tan bir, birisinin paylaşımı var burada. Yani Bursa'nın Lüfer ilçesindeki Cavit Çağlar Ortaokulu'nda okul müdürü Nurettin Köksal'ın talimatıyla dağıtılan Sayda Muhammed Konya evine, Konyevi'ye ait Ramazan Risalesi ve Üç Aylar kitabından bazı metinler aktarmış Facebook'ta. Evet. Tekrar ediyorum. Bursa'nın Lüfer ilçesindeki Cavit Çağlar Ortaokulu'nda okul müdürü Nurettin Köksal'ın talimatıyla dağıtılan Sayda Muhammed Konyevi'ye ait Ramazan Risalesi'nin 3 aylar kitabından metinler. Şimdi çocuklara bu kitap dağıtılmış. O metinleri burada okuyamam Cem. Okumam mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Bunu senin benim bile okumam yasaklanmalı. Yani içinde pedofili var, hayvanlar var, her türlü şey var. Evet. Bu bir rezalet. Şimdi bu kitabı dağıtan, yazan kim bilmiyorum. Dağıtan kim bilmiyorum. Bu rezaletin altına imza dağıtan atan... Dağıtan kim? Milli Eğitim'den bir Evet. O ili, yani, Bursa ilindeki, Milli Eğitim'deki evet, öğretmenlerden, yöneticilerden, idarecilerden... Yani şimdi idarecilerden bu nasıl, nasıl oluyor kardeşim? Yani. Niye bunu... Yani bu yani yazık değil mi? Böyle bir sorumsuzluğa nasıl imza atarsınız? Hiç mi okumazsınız? Hiç mi bakmazsınız? Yani bu kadar mı zayıfsınız? Bu kadar evet. mı sorumsuzsunuz? Bence şimdi bu ders kitaplarının hepsini ilkokul birden başlayarak yardımcı ders kitaplara dahil olmak üzere hepsine tek tek bakılması lazım. Evet, yani tek, 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 tek incelenmesi... lazım gerçekten. Şimdi sen dua et de daha büyük skandallar olmasın. Bak bir şey bildiğime demiyorum. Evet. Ya yani şu skandallar da yeter de bu daha büyük skandalların çıkmadığına dua Bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Şu okullarda efendim tekbir getirdiler, şunu getirdiler, bunu getirdiler diye haber yapanlar da. Evet. Ha, onu yaptın diyelim. Evet. Mesela şu Osmanlı'ya küfür edenlere evet. Bir şey diyor musun? Bir şey mesela FETÖ'cüleri yapanlara, mesela 17 ile ilgili hırsızlık imasında bulunanlara niye bir şey demiyorsunuz? Onlara da bir şey söyleyin. Yani siz sadece Atatürk'e küfredilince mi hassassınız? Tamam. Evet. Atatürk'e küfredilmesi de yanlış. O da Herkes yanlış. Herkes kınıyor. Tabii, tabii ki. Doğru. Kınıyor. Ama Osmanlı'ya da küfrediliyor. Evet Osmanlı'ya da küfredilmesin Osmanlı kardeşim. Mesela git Burak Bardakçı'dan, halini alacak, Kenan <laughs> Afyoncu'dan görüş al. Yani onun böyle olmadığını görürsün yani. Bu, bu, bu işine mi geliyor o zaman? Ona da evet. bir şey söyle. Evet, evet. Şimdi hakikaten e, bu e, kitaplara, e, kitaplar e, çocuklar için çıkarıldı. E, Milliyetim kitapları çocuklar için e, yayınlanan kitaplar, çocuklara veriliyor. Okullardaki çocukların taze dımlarına bu bilgiler geçiyor. Şimdi evet. bu konuda eğer sorumluluk duymayan varsa, tespit edilmemişse sorumlular. Bu işlerin başında olan kişilere kişilerdir. Açığa alırsın hepsini. Yani sorumlu bunları yazanlar kadar bunlara izin verenlerdir. Aynı i̇şte zamanda. bu nedir ama bir anlattım. Türkiye'de ne yazık ki herkes değil ama bir kısımda böyle bu tür görevlilerde dikkatsizlik, ciddiye almama, i̇şte, boş vermişlik. E, sorumsuzluk yani işte. Bizde bazıları işi var ya zorla yapıyor. Hani bir konuma getiriyorsun, adam sanki hani oraya zorla getirilmiş gibi hiçbir iş yapmıyor. Bu sorumsuzluk, işini sevmiyor. İşte, evet. Türkiye'de işini sevmeme diye bir şey var. Evet. Severek iş yapan adam az. Ne yazık ki az yani. Bu, bu şunlar sevse bu şunlar olur mu ya? Evet. Yani çok tuhaf gerçekten. Şimdi FETÖ ile ilgili bir haber daha verelim. Sabah gazetesinden aldım ben bu haberi. Ve o haberin bir grafiği vardı. Grafiği ekrana belki gelebilir diye düşünüyorum. Grafikten daha kolay çünkü. Marif Vakfı'nın bir açıklaması. FETÖ'nün Afrika'daki lobi gücü kırılmış bunu su söylüyor. E, yine e, devlette okulları e, Marif Vakfı'na devreden ilk ülke olmuş e, ve yine Cumhuriyeti başta olmak üzere 5 ülkedeki FETÖ okullarını 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında devralarak eğitime başladık diyor. E, ve öte yandan FETÖ şey çok iyi ama bak Mali'de 3500 Evet. ha. Sen okuyabilir bak. misin? Şimdi grafikte daha. ha? Ben, evet onu arıyordum ben şimdi de. Şimdi bak buna göre Mali'de 18 okul. Mutabakat sağlanan ülkeler evet, bunlar. Mali'de 18 okul 3500 kapasitesi var. Kamerun'da 14 okul. Senegal'de 14 okul. Burkina Faso'da 8 okul. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 8 okul. Moritanya'da 3 okul. Çat'ta 4 okul. Gabon'da 4 okul. Cibuti'de 1 okul. Burundi'de İki okul Madagaskar, Sierra Leone, Gambia, Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyeti. Bunlarda da şey var. Hakikaten iyi ya. Eğer bu böyleyse, evet. ki doğruysa hakikaten biz baya bir 10-15 ülkede e, baya FETÖ'nün lobi gücünü hakikaten kırmışız yani. Evet. Marif Vakfı'nda buradan tebrik <laughs> edelim yani. E, bence de tebrik edelim. Hakikaten e... İleri tarihlerde şimdi, de Ekvator Ginesi, Komor Adaları, 5-6 ülke kalıyor geriye. Seyşeller, Zambiya, <laughs> Zimbabwe, Malawi, Hargeseyi, bu Hargeseyi diye ülke mi varmış ya? İşte bak. Liberya ve Gine Bissau'da da temaslarda bulunacakmış. Gine Bissau. Gine Bissau. Evet. Ee, şimdi evet. E... Tebrik edelim. Yani bu iyi iş. Bak iyi iş yaptın mı? Yapıyorsun yani. Oradaki eğitime marif başlasın yani. <laughs> Marif Vakfı başlasın. Ee, bu arada hemen son bir e, şey yapayım. Bir makale önerisinde bulunayım. Dilek Güngör'ün sabahtaki gazete, e, yazısı, sabah gazetesindeki yazısı. FETÖ, FETÖ Apple'ı nasıl kazıkladı? E, Robert Amsterdam'ın e, Aldatma İmparatorluğu adlı kitabından alıntılar var. E, nasıl e, Amerika'yı ve aynı zamanda e, evet. Apple'ı nasıl kazıkladığını FETÖ'nün ortaya koyan bir kitap aynı zamanda. çok kapsamlı bir kitap. Sen de demiştin ya keşke Bizi Türkçe çevirse. Robert Amsterdam'dan Türkçe ben tam, ta, tanıyorum evet. onu. Turkuaz kitap Türkçe'ye çevirirse onun çok iyi olur. Ha, Turkuaz kitap bize İngilizcesini göndersin. Yani ha, İngilizcesini, göndersin okur, bence de. Evet. E, bir şeye bakarız. Bir de şey Ali Koç Koç Holding'in başkanlığı, başkanlığı, başkanlığı adaylığını Fenerbahçe için açıkladı. Evet. Bence bu kulüp şey Türkiye için önemli bir haber bu. Yani o yüzden de bu bu da çok şeye gebe. Onu da evet, söyleyelim. Evet. Evet. haftanın son gününde, Cuma gününde e, medya kritiğiyle karşınızdaydık. Cem Küçük ve ben Boğaz Uğur. Bir hafta Pazar günü tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.